Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Herkese mutlu günler. Kısa bir aranın ardından Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. Bu akşam oynayacak Trabzonspor, Malatyaspor maçıyla. Trabzonspor Edin Vişka'yı transfer etti ve imza törenini düzenledi. Açıklamaları yayınlayacağız. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Covid vakaları arttı. Bu nedenle Beşiktaş'ın resmi bir başvurusu var. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu maçın ertelenmesi yönünde. Türkiye Futbol Federasyonu'nun salgın başladıktan sonra yayınladığı talimatnamede eğer sahaya çıkacak oyuncu bulamıyorsa takımların hükmen mağlubiyeti yönünde bir madde vardı. Haklı olarak Kulüpler Birliği Vakfı bu konuya itiraz etmişti. Kulüplerin ciddi itirazı vardı. Ancak hala muallakta kalan bir konu. Bakalım Beşiktaş'ın bu başvurusuna Çaykur Rizespor nasıl bakıyor? Çaykur Rizespor yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu sözcüsü Selim Selimoğlu birazdan bizimle birlikte olacak. Kendisine bu konuyu soracağız ama şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna. Tekrar hoş geldiniz. Şimdiden hepinize mutlu hafta sonları. Programımıza başladık saat 20'de. Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçı yapılacak. Trabzonspor lider biliyorsunuz. Malatyaspor'u ağırlıyor. Bu maçın detaylarını paylaşacağız sizlerle. Beşiktaş'ın Covid vakalarının artması sebebiyle bir talebi var. Az önce aktardığım gibi ineliyorum. Beşiktaş Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu ve maçın, Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini istiyor. Sevgili Aydın Bayram bizimle birlikte bu konuyu yorumlamasını rica edeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz? Çok sağ olun. Federasyon kabul edecek mi sizce? Ben ihtimalini %1 görüyorum. Neden dersen sevgili Özgür, şöyle bir tablo var. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu sezon başı talimatnamesinde bu Covid vakalarının önüne geçmek için ya da bu tür başvuruların önüne geçmek için futbolcu kadrosunu 35'e kadar çıkarmıştı. Yani normalde 24 ama 35 tane futbolcuyu 2000 yılından sonra doğanları, amatörde oynayıp 6 aylık lisans olanları hepsini oynatma şansım var. Onun için ben ligdeki fikstür, yani çarşamba, perşembe günü maçlarda araya sıkışacağı bir fikstür tarihi göremiyorum. Onun için de eğer Beşiktaş'ın maçını ertelerseniz, işte bugün Alanyaspor'un hocası Farioli ve 7 futbolcusu Covid, işte Galatasaray'da 6 Covid vakası var. İşte bu semptomlar artarsa ve ülkede bir kampanya olursa ancak bu tür ertelemeler gerçekleşti ama ben bugün tablo için böyle bir öngörüm yok ki federasyona sorduğum kaynaklarda maçın erteleme ihtimalini %1 olarak ifade ettiler. Çünkü bana göre de bu şartlarda normal, çünkü artık bununla yaşamak, buna önlem almak zorundayız. Yoksa ligdeki bu sıkışık fikstürün içinden çıkamayız, karmakarışık bir hale gelir. Mesela Beşiktaş kulübü dün gece saat 1 sularında teknik sorumlu Önder Karabirli'nin ve 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bizi dinleyen hatırlayacaklar. Daha önce işte Gezal, Mehmet Topal ve Oğuzhan'ın koronavirüs testi pozitifti. Yani ne oluyor? 6 futbolcu bir teknik adam. Ama Beşiktaş'ın pazartesi günü bir açıklama vardı. Süper Kupa kafilesinin duaya hareket etmeden önce. Orada da ne demişlerdi? Güven, Can, Necip, Serdar ve Salih Uçan da grip semptomu var demiş. Yani onlarda Covid olup olmadığı bir ibare yoktu. Bu akşam saat 5'te bir kez daha Beşiktaşlı futbolcu bütün teknik kadro ve futbolcu grubu teste girecekler. O testin sonucunu yarın herhalde sabah gibi ya da bu akşam saat 12 sularında yeniden bir son durum açıklaması yapacaklar ki burada Rize maçının kadroyanın nasıl bir kadro çıkacağını herkes Beşiktaşlar merak ediyor. İlk akla soru herhalde sevgili Özgür şu olacak. Önder Karabedi'nin yokluğunda Rize maçında takımın başına kim olacak? Bunu Beşiktaş kulübüne sorduğum zaman Serdar Topraktepe hocayla çıkacağız maça dedi. Maç ertelenmesi, yani Beşiktaş'ta Önder Karabedi'nin yokluğunda takımı genç Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ta eski futbolcu yönetecek. Bunu da bizi dinleyenlere aktarmak istedim.
Sevgili Aydın Bayram net ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüsü erteleme ile ilgili kuralı şu şekilde değerli dinleyiciler. Madde 5, 9. fıkra. Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuların nedeniyle oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte anılan kulüpler için futbol müsabaka talimatının 24. maddesi hükümleri uygulanamaz. Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının Ziraat Türkiye Kupası statüsünün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almayacağına dair hüküm uygulanmaz diyor. Yani hükmen çıkamaması durumunda Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet olasılığı da söz konusu. Şimdi tabii şurada sevgili Aydın Bayram sizi kestim ama çok özür dilerim. Bakalım Çaykur Rizespor cephesi bu konuda ne düşünüyor? Siz lütfen ayrılmayın hattımızdan. Sizinle sohbetimiz sürsün istiyorum. Selim tabii Selimoğlu ki. Şu anda hazır. Sevgili Mehmet bağlantıyı kuracak. Kendisiyle mesajlaşıyoruz sizinle konuşurken. Bakalım Çaykur Rizespor bu konuda ne düşünüyor? Onların da fikrini bilmek lazım. Sonra yorumlarınızı rica edeceğim. Bu arada ekleyeceğinizi lütfen ekleyin. Az sonra bir başka... Yani Federasyon'un sorunuz var. Bir örnek de var önümüzde. Yani 9 kişiyle sahaya çıkanlar... Yani Benfica biliyorsun Belenenses maçında 9 kişi 8 kişi kalmıştı hatta o maçta. Bakıyorsunuz İtalya'da 4 maç koronavirüsten dolayı bazı maçlar oynanıyor, bazı maçlar erteleniyor. Yani bu Covid sadece Beşiktaş özelinde değil, yani Türkiye'de basketbol liginde maçlar ertelendi. Yani ertelemeye sebebiyet veren tablolar da var ama biliyorsun sezon sonunda ve takvim de çok sıkışık olduğu için federasyonun bu maçı koyacağı arada tarih yok. Onun için çok sıkışık bir tabloda. Yani diyorlar ki biz 35 kişilik size kadro futbolcu havuzu oluşturduk. Bu futbolcu havuzundan istediğiniz şartlarda bizim talimatına uygun şartlarda 9. maddeye göre sahaya çıkın. 9 kişi çıkın ya da 10 kişi çıkın ya da 11 kişi çıkın. Bir şekilde çıkın ve bizim takvimimizi bozmayın diyorlar. Peki. Aynen bravo. Peki. Bravo. Şu anda bravo. Sayın Selim Selimoğlu telefon attığımızda sevgili Aydın Bayram lütfen siz de hattımızda kalın. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Selimoğlu. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar, şimdiden iyi haftalar. Sağ olun, teşekkürler. İyi hafta sonları demek istemiştim. Yalnız söyledim. İyi hafta sonları ve ligin ikinci yarısı için başarılar Çaykur Rizespor'a. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizde Covid vakaları var mı çokça? Çokça değil, yok bizde. Sadece bizim dönüşü yurt dışında bir oyuncumuzun eş durumundan dolayı izolasyon süreci var. Kadromuzda özellikle ilk 11'de oynatmayı düşündüğümüz oyuncularımızla ilgili şu anda herhangi bir pandemiden dolayı bir problem yaşamadık. Ha, anladım. Peki umarım hep böyle devam eder ama işte çok sayıda Covid'le enfekte olan oyuncu var. Teknik heyet de öyle. Onların bir talebi olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundular maç ertelensin diye. Çaykur Rizespor konuya nasıl bakıyor? Ya açıkçası biz maça hazırlandık. Hazırlıklarımıza devam ediyor. Şu anda onların hem kupa yorgunu olması dolayısıyla da kendimizi avantajlı da görüyoruz açıkçası. Hı hı. Ama zorda olan bir durumdan faralanmak gibi de bir niyetimiz asla söz konusu tabii ki olamaz. Ama tabii bu sadece Çaykur Rizespor'la ilgili bir mesele de değil diye düşünüyorum. Bunu bir takıma verip geneli ilgilendiren bir duruma dönmesinin de önünün alınabileceğini düşünmüyorum. Başkaları da bunu talep edebilir. Hı. Dolayısıyla orada da lig takvimi bundan nasıl etkiler, federasyon buna nasıl yaklaşır çok emin değilim. Açıkçası biz federasyonun vereceği karara saygı duyuyoruz ama yani şahsi fikrimiz sorulursa da biz tabii ki maçımızı oynamak isteriz. Anladım. Son derece net ifade etti Sayın Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi ve yönetim kurulu sözcüsü. Yani özetle şu, eğer bir erteleme kararı çıkarsa bu emsal bir karar olur. Dolayısıyla emsal karara istinaden pek çok kulüp aynı talepte bulunur. Bu işin önüne geçilemez, öne alınamaz. Ertelemeler maç takvimi tamamen bozulur. Sezon bitmez diye bir kaygısı var Türkiye Futbol Federasyonu. Sanırım bu noktada onları haklı görüyorsunuz. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Anladım. Peki. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Siz kararın nasıl olacağına dair bir öngörüye sahip misiniz? Açıkçası maçın oynanacağını düşünüyoruz. Evet. Bu bağlamda biz de ona göre tüm hazırlıklarımızı bize devam ettiriyoruz. Hı hı. Transfer dönemine fiilen girdik. Resmi olarak da başlayacak. Yapacağınız önemli hamleler var galiba değil mi? Ayrılan oyuncular var. Yollarınızı ayırdığınız Yasin Pehlivan gibi oyuncular var. Öğrenebilir miyim transferle ilgili planınızı? Şöyle biz
Devre arası transferlerle alakalı daha çok yerli oyuncular, hocamızın verdiği rapor doğrultusunda bize katkı sağlayabilecek yerli oyuncularla daha çok ilgiliyiz. Hem elimizdeki yabancı sayısı kontenjanıyla alakalı şu anda bir müsait durum yok. Sadece 23 yaş altında Nathan Monzango ile yollarımız ayrılıyoruz. Net olan sadece şu anda o var. Dolayısıyla durum böyle olunca hem göndermek için bir bedel, hem yerini alınacak yabancı oyuncu için yine döviz bazlı yüksek bir bedel edip kulübü açıkçası finansal açıdan da zor duruma sokmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama tabii bu sadece maddi bir mesele de değil. İkinci yarıda çetin bir mücadele bizi bekliyor. Birçok hem altımızdaki hem hemen üstümüzdeki olası rakiplerimizle puan farkları çok birbirine yakın. Dolayısıyla orada sert bir mücadele olacak. O açıdan transfer sezonunun kapanacağı son güne kadar her an bir değişiklik de olabilir. Ama hali hazırda şu anda daha çok diğer oyuncularla ilgili temaslarımız var. Hocamızın diye belirttiğim verdiği rapor doğrultusunda. Belli bir aşamada kaydedildi. Bunlarla alakalı hem kulüpleriyle hem oyuncularıyla transfer başlamadan da bir takım görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Transfer sezonu başlamasıyla değil, çok hızlı bir şekilde önden yapacağımız birkaç yerli oyuncu transferi olabilir. Onların gidişatına göre de belki yabancı oyuncularımızın da bazı talipleri var. Bunları da duyuyoruz. Daha resmi olarak bize henüz hiçbir şey intika etmedi ama orada oluşabilecek olası pozisyon açılmalarında da gelecek oyuncuların da kulübümüze sağlayabilecekleri katkı olursa da oluşan bütçelerle de yabancı transferle ilgili de şekillenmeler oluşacaktır ama şu anda netleşen yabancı transferle ilgili herhangi bir şey yok. Yerli oyuncu demişken Sayın Selimoğlu, Malatya Spor'dan Semih Kaya'nın ismi geçiyor Çaykur Rizespor için. Galatasaray'dan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencisi. Nedir bu konudaki son durum? Yani Semih, Hamza Hoca'nın öğrencisi olmasından dolayı biliyorsun Malatya Spor'dayken Hamza Hoca orada da çalıştılar. Dolayısıyla bunun konuşuluyor olması çok normal. Birçok oyuncu var bu şekilde. Hem Hamza Hoca'yla geçmişte çalıştığı için Hamza Hoca'nın listesinde olan, oyuncuların Hamza Hoca'ya olan ilgisinden dolayı gelmek isteyen gibi. Şu anda böyle A, B, C planları var, öyle söyleyeyim. Mevkilerle alakalı hani burası böyle olursa yanını şöyle yaparız gibi gibi. Netleşen hiçbir şey yok. O anlamda söyleyebilirim. Yani Semih'le alakalı kastım. Semih Malatya Spor'da şu anda bildiğim kadarıyla da oynuyor zaten. Ama hani gönderilmesi durumu oluşabilir. Bizim hocamızın istediği bir oyuncu olduğunu ben de şey yapabilirim, yani söyleyebilirim. Orada Malatya Başkanı bir yönetiminin vereceği kararlar doğrultusunda bir sonuç çıkabilir ama şu anda hala hazırda anlaşıldığı gibi bir durum yok. Anlıyorum. Sayın Selim Selimoğlu ile sohbetimizin sonuna geldik. İşte yabancı oyuncuların durumuna bağlı olarak eğer giden olursa Çaykur Rizespor'un ismiyle pek çok yabancı oyuncuyla ilişkilendirildi. Marcelo, Beşiktaş'ın eski stoperi Lyon'dan, işte Ekuban, Trabzonspor'un eski oyuncusu. Bunlar doğru muydu gerçekten? Marcelo ile daha lig devam ederken bir görüşmemiz oldu ama kendisi şu anda Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Bize o şekilde belirtti. Belki hani Rize Spor özelinde de böyle düşünmüş olabilir ama bize ifadesi Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyorum. Hatta çok net olmamakla birlikte futbolu da burada noktalayabilirim. Eğer Olimpik Lyon'la devam etmeyeceksen de jübile yapabilirim gibi bir görüşmemiz oldu. Devamında bizim ilgimizden çıktığı için de son durumun açıkçası bilmiyorum. Bu bahsettiğim 45 gün önceki bir diyalog. Peki. Çok teşekkür ederim. Ekuban'la ilgili herhangi bir şey yok galiba, değil mi? Yok. Onunla herhangi bir ilişkimiz olmadı. Anladım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, bu bilgileri aktardığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sayın Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor'un yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu sözcüsü, bence önemli açıklamalar yaptı. Hem transferle ilgili olarak hem de Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı, pazar günü oynanması gereken maçın Beşiktaş tarafından ertelenme talebiyle değerlendiriliyor olmasına dair. Ben bir erteleme kararı çıkacağını sanmıyorum diyor Sayın Selim Selimoğlu. Sevgili Aydın Bayram, ne diyorsunuz? Yani ben de sayın yönetici gibi bu maçın ertelenmeyeceğini düşünüyorum. Hatta
konuştuğumuz Pedros'un etkisi şu cümleyi kullandı. Onu da burada aktarmak isterim. Kulüp ismi önemli değil diyorlar. Bugün Beşiktaş, yarın Galatasaray, öbür gün Trabzon, öbür gün Fenerbahçe ya da Başakşehir. Eğer biz bu kapıyı açarsak diyorlar, bu Covid ortamında, bu Omikron ortamında herkes bu kapıdan geçmek ister. Böylece ligi bitiremeyiz. Onun için bunlardaki hassasiyet bizim açıkladığımız 35 kişi futbolcu havuzu, sahaya çıkabilecek en maksimum minimum oyuncu 9 kişi. Buna göre pozisyonları alsınlar. Buna göre işte sağlık, efendime söyleyeyim, hijyen kuralına uysunlar. Yani biraz toplumdan futbolcu grubunun izole yaşaması lazım. Bunu öne geçemeyiz, ligi bitiremeyiz diyorlar ki bana göre de haklılar. Ve onun için ben bu maçta erteleme ihtimalini görmüyorum. Bunu da buradan bir kez daha bizi dinleyen sporcularlara aktarmak istedim. Peki. Şimdi görünen o ki Beşiktaş haklı olarak bir talep hakkı var. Bunu kullandı, talep tabii etti ki, ama ertelenme çok yüksek olarak olasılık olarak gözükmüyor. Peki maçı ve Beşiktaş'taki son durumu konuşalım. Ayrıca tabii Beşiktaş'ta konuşulması gereken bir ara transfer dönemi var. Ne diyorsunuz? Yani sevgili Özgür, şöyle bir tablo var. Dünkü yayında da bahsetmiştim. Beşiktaş bu sene özellikle Ocak ayındaki bu bir aylık bölümde sadece fırsat transferi kovalayacak. Böyle bonserviste oyuncu almayacaklar, yine kiralama üzerine gidecekler. Hatta Sayın As Başkan Ömre Koca'dan bir söylemi var. Sezon sonu için yapılanmayı bugünden hayata geçirebiliriz diye. Yani bugünden sözünü alıp ön protokol yapılacak futbolcular için Haziran ayında imza olabilir. Ama ben Ocak ayında böyle bir ya da iki futbolcunun dışında, o da fırsat transferi olursa, oyuncu almayacaklar. Dün seninle yayında konuşmuştuk, Önder Karabeyli devam eder mi etmez mi diye. Dün akşam hepimizin malumu Önder Karabeyli Beşiktaş yönetimi devam kararı aldı. Ben pazartesi günü bu kararın açıklanmasını bekliyorum Beşiktaş yönetimi tarafından. Bu çok önemli. Altını çizelim, geçmeyelim. Altını çizelim. Dün akşam sevgili Aydın Bayram bunu aktarıyor. Dün akşam itibariyle Beşiktaş yönetimi bir karar aldı. Sezon sonuna kadar, değil mi? En az sezon sonuna kadar Önder Karabeyli ile devam etme kararı aldı. Bunu da pazartesi günü açıklayacak. Evet, yüksek ihtimal. Hatta orada şöyle bir detay var benim aldığım bilgiye göre. Önder Karabeyli U19 takımını çalışırken aylık 8.000 TL maaş alıyormuş. Bu rakamı iyileştirecekler. Çünkü bu rakama zam olmaz, bir iyileştirme lazım. Bu rakamı da 750.000 TL'ye çıkartıp 5 aylık dönemde Önder Karabeyli'nin de hakkını Beşiktaş yönetimi maaş olarak, ücret olarak teslim edecek. Efendime söyleyeyim, şunu altını çizmek istedim. Haziran ayında, sezon bitiminde ya da Mayıs'ın ortasında sonucudan sonra yüksek ihtimalle Şenol Güneş teknik direktör olacak. Teknik direktörlük koltuğu oturacak. Birinci yardımcısı da Sayın Önder Karabeyli olacak. Yani orada da Şenol Güneş'in yakın dostlarına sorduğum zaman da Şenol Güneş zaten hep şey diyordu. Ben bu ay, bu dönemde gelmeyeyim, sezon sonu göreve geleyim. Beşiktaş yönetimiyle onun için Şenol Güneş üzerinde çok bir spekülasyona sebebiyet vermemek için Şenol Güneş ismini çok böyle gündeme tutmadılar. Onu da sezon sonuna bıraktılar. Bu bilgiyi de bizi dinleyenlere aktarmış oldum senin sayende sevgili Özgür. Sevgili Aydın Bayram çok önemli gazetelerde spor müdürlüğü yaptı yıllarca. Şimdi tabii gazeteci damarı sebebiyle olsa gerekir. Günün manşetlerini attı. Acayip manşetler verdi. Sezon sonuna kadar Önder Karabeyli Beşiktaş'ın teknik direktörü. Sezon sonunda kurulacak yeni ekipte yer alacak. Garanti. Üst başlık, ana manşet. Şenol Güneş yeni sezonda Beşiktaş'ın teknik direktörü. Vay be. Evet, siz evet. Şimdi gazeteye bu manşetleri atıp yarın verseydiniz, yani sayfaları böyle yapsaydınız herhalde full o okunurdu, değil mi? Full traj rekorları kırardınız. Sevgili Özgür, seninle yayına çıktıktan sonra bir saat sonra, yarım saat sonra diğer gazeteci arkadaşlarla doğru bakıyorum. Bizim yayındaki haberleri biraz süsleyip makyaj yapıp birkaç cümle ekleyip hemen sosyal medyadan tweet atıyorlar. Bunu söylemek istedim. Ama o zaman biz erken davranın. Ben şimdi sizi Twitter'dan mentionleyerek bu verdiğiniz manşetleri tweet atıyorum. Kimse sizin verdiğiniz bu önemli bilgilere ve manşetlere sahip çıkmasın. Olur mu? Teşekkür ederim. Çok naziksin. Estağfurullah. Ne demek. Siz çok naziksiniz. Var mı ekleyeceğiniz son bir detay Beşiktaş'ta? Valla yani üstadım, şöyle bir tablo var. Yani bu Covid, Omikron, ne dersen de işte Delta varyantı. Hakikaten sadece futbol değil, yani dünyada bütün sporları sekteye uğratıyor. Hep şunu söylüyorum, maske takalım, dezenfektanlarımızı yanımıza bulunduralım, hijyen kurallarına uyalım, sosyal mesafemizi koruyalım.
bu beladan hep birlikte kurtulacağız. Tek başımıza kurtulmamız mümkün değil. Bu ister sokaktaki insan olun, ister çalışan insan olun, ister sporcu olun. Lütfen azami dikkat gösterelim. Hayat çok değerli hepimiz için. Peki. Çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için. Ederim. Sevgili Aydın Bayram. Çok sağ olun. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar. Görüşürüz. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Trabzonspor bu akşam saat 20'de Malatyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor'un yeni transferi Edin Vişka basın toplantısıyla bazı açıklamalar yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları var. Bütün bunları aktaracağız sizlere. Ama tabii bu kritik maç öncesi son durum nedir? Trabzonspor'da buna bakacağız. Usta gazeteci Hakan Yoloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sayın Sancar. İyi çalışmalar dilerim. İyi hafta sonları şimdiden. Nasıl Ağol gidiyor çalışmalarınız? Size. Hani transfer anlamında biraz yoğun geçiyor. 3 transferi biliyorsun Trabzonspor bitirdi. Hı hı. Üçüncüsü yolda diyelim. Anlaşma sağlandı Boğaz'la, Polonyalı sol bekle. Onun dışında dördüncüyü direkten döndü diyelim, Kaan Ayhan konusu. Çalışmalar devam ediyor. Biraz yoğun geçiyor tabii Trabzonspor açısından. Bir taraftan da ligler başladı. Maçlar derken bir taraftan transfer. Biraz yoğun bu ara Trabzonspor gündem. Bugün Vişka sözleşme imzaladı. Edin Vişka Trabzonspor'un yeni transferi. Biraz yoğun geçiyor. Ha, Edin Vişka biliyorum. Onun açıklamalarını yayınlayacağız birazdan. Akşamki maçla ilgili fikriniz nedir? Nasıl bir maç bekliyor Trabzonspor'u? Yani Trabzonspor'un çok zorlanacağını düşünmüyorum ben. Bakame'nin tabii dönmüş olması Trabzonspor açısından bir önemli bir etken diye düşünüyorum. Evet, yeni Malatya belki Trabzonspor'a karşı savunma ağırlıklı bir görüntü çizecektir diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un hücum hattındaki etkili silahlarından Trabzonspor'un maçı rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Uğurcan olur. Sağ bekte Bruno Perez. Stoper mevkilerinde Hüseyin Densfil. Solda İsmail Köybaşı. Orta alanda Dorukan, Hamşik, Bakasetas. Sağda Abdülkadir Ömür. Solda Vakame. Forvet'te de Cornelius şeklinde çıkmasını bekliyoruz açıkçası Trabzonspor'un. Çok zorlanacağını zannetmiyorum. İkinci yarı yeni bir heyecan Trabzonspor. Bıraktığı yerden devam etmek isteyecek. Önemli transferler de yaptı. Abdullah Avcı'nın ister istemez morali de çok yerinde. Çünkü istediği oyuncuları aldı ki 4 yıldan beri Trabzonspor Edin Vişka'yı transfer etmek için uğraşıyordu. Bugün de onu çok söyledi. Yani beni isteyen kulüpler oldu ama bu kadar isteyen kulüp olmadı. Gelişim o nedenle daha buraya gelmeyi daha çok istedim şeklinde bir ifadesi vardı. Trabzonspor'da tabii moraller yerinde. Malatya maçının çok Trabzonspor açısından rahat gideceğini düşünüyorum açıkçası. Peki. Sevgili Hakan Yoloğlu, Edin Vişka transferini bekliyor muydunuz? Bekliyordunuz. Yani bir takım bilgiler almıştınız ama tabii Edin Vişka elbette ki kanatta çok daha ofansif aksiyonların olması yönünde Trabzonspor'u geliştirebilir ama zaten orada oynayan oyuncular vardı. %100 ihtiyaç doğrultusunda yapılan bir transfer mi? Ben şunu söyleyeyim aslında. Abdullah Avcı çok geniş kadrolarla çalışmayı seven bir teknik adam. Şimdi mesela konuşulan konu şu. Evet, Trabzonspor'da bir altyapıdan çıkan bir genç yetenek var. Abdülkadir Ömür. Trabzonspor'daki amaç neydi? Onu oynatıp parlatıp satmak ki daha önce 23 milyon euroya kadar bir teklif gelmişti yurt dışından. Amaç oydu. Ama tabii şimdi Edin Vişka'nın gelişinden sonra ister istemez Abdülkadir'e yer bulmakta zorlanacak Abdullah Avcı. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor aslında sadece bu yılı şampiyon bitirmek gibi bir hedefi yok. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı ve birkaç yıl en azından lige damgasını vuracak bir ekip kurma gayreti içerisindeydi. Burada tartışıyor tabii aldığı ücret konusunda 4.3 milyon euro bugün çok ciddi bedel. Ama dediğim gibi yani Abdullah Avcı geniş kadrolarla, alternatifli kadrolarla çalışmayı sevdiği için bu transferi çok fazla istedi. Yani yönetim kurulu ki başkanın da ifadesi, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 3,5 yıllık görevim süresince en çok zorlandığım transferlerden bir tanesiydi dedi. Çünkü çok sıkı pazarlıklar geçti Başakşehir'e. Oyuncu gelmek istedi. Zaten bugün Edin Vişka Trabzonspor'da ise oyuncunun gelme arzusunda bunda birinci derecede etken olduğunu düşünüyorum ben. Ama dediğimiz gibi hoca istiyor, yönetim kurulu alıyor ama dediğim gibi yani bu kadroyu kurmak sadece bu seneyi şampiyon bitirmek değil, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak ve gelecek yılların kadrosunu kurma anlamında bir hamle olarak düşünüyorum Edin Vişka transferini. Peki. Bundan sonraki transfer hamlesi ne olabilir Trabzonspor'un? Ben şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz dün akşam itibariyle
Tuhaz'la Trabzonspor anlaştı. Union Berlin takımının sol bek oyuncusu. Evet. Ligde belki orada maçı yok. 7 maçı var. 5 konferans ligi, 2 tane de kupa maçında oynadı. Ki Abdullah Avcı'nın ısrarlı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Bir de kontenjana takılmadığı için, yani Trabzonspor'un 14. yabancı hakkı biliyorsunuz TFF'nin almış olduğu karar doğrusunda 97 ve üzeri doğumlu olması gerekiyordu. 22 yaşında bir oyuncu. Bu kontenjana uyan bir oyuncu. Trabzonspor biliyorsunuz Irak Gazarov'u Trabzon'a getirdi. Pazarlıklar devam ederken vergi sıkıntısı ortaya çıkınca vergiyi bir kulüp sen öde, diğer kulüp hayır sen ödeyeceksin dendi. Orada bir anlaşmazlık çıkınca Union Berlin takımı tekrar kiralama bedeli noktasında Trabzonspor'a haber gönderdi ki eski şartlarla kiralık olarak bu oyuncuyu size verebiliriz diye. Trabzonspor tekrar rotayı ona çevirdi. Dün akşam yapılan görüşmelerden sonra anlaşmaya varıldı. Oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak. Zorunlu satın alma opsiyonu bildiğim kadarıyla yok ama eğer beğenilirse Trabzonspor satış opsiyonunu da kullanarak kadrosuna bu oyuncuyu katmayı planlıyor. Onun da yarın 22 yaşındaki sol bek oyuncusu, Polonyalı oyuncunun da yarın Trabzon'da olması bekleniyor. Tabii şimdi Trabzonspor'da hedef stoper mevkiinin transferini de yapıp belki bir fırsat transferi olabilir. Yani Efecan'la çok fazla ilgilendi Trabzonspor Alanya Spor'dan. Ama şu dönemde ağırlığını genelde sol bek, Edin Vişka ve stoper mevkini ayırdığı için Alanya ile şu dönem içerisinde çok sıkı görüşmelerin olmadığını biliyorum. Ama tekrar bir görüşme başlayabilir. Çünkü orada bayağı bir yol almıştı Trabzonspor. Kaan Ayhan konusunda da aslında 8 milyon eurodan açtı Sassuolo takımı oyuncunun bonservisi noktasında. Trabzonspor 3,5 milyon euroluk bir teklif gönderdi. Son olarak 5-6 seviyelerine kadar İtalyan ekibi indi. Ama dün akşam itibariyle oyuncuyu satmaktan vazgeçtiklerini, devre arasında belki onun ayarında bir oyuncu alamayacaklar için ikinci yarıda da Kaan Ayhan'ı kadroda tutmak istediklerini söyledi. Şimdi tabii Trabzonspor'da ister istemez hesaplar biraz değişti. Yurt içinden de hani Trabzonspor'un alternatifi kadro içerisinde yurt içinden de stoperler var konuşulan. İşte Samet Akaydın gibi, Burak Kutucuk gibi, bunun dışında yine Trabzonspor'da farklı farklı isimler de gündeme geliyor stoper mevkiler için. Ama hani bugün Edgar'ın yerinde, Edgar'ın yerini doldurabilecek, Vitor Hugo'yla iyi bir uyum sağlayabilecek bir stoper Süper Lig'den bulmak çok zor. İyi oyuncusunu zaten lig devam ederken kimse vermez ki. Daha önce zaten Samet Akaydın'la ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı'nın açıklaması vardı. Oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz şeklinde. Şimdi Trabzonspor'da rota tekrar yabancı stoperlere döndü. Zaten alternatifi kadro içerisinde 4-5 tane Trabzonspor'un görüştüğü oyuncular vardı. Hatta bunlardan bir tanesi de Watford forması giyen Kongolu bir oyuncu var. O da Trabzonspor'un gündeminde. Kabasele. Watford forması giyiyor. Kiralık olarak Watford'da problem yaşıyor. Belçika milli takım oyuncusu aynı zamanda. Ama bu ikinci sırada, onu söyleyelim. Trabzonspor'un şu an ismini biraz sır gibi saklıyor. Onu da araştırıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Bir stoperle ciddi anlamda mesafe kat etmişti Kaan Ayhan olayına dönmeden önce. Ama ikinci sırada bu var. Kiralama bedeli için de Trabzonspor'dan bir bedel istemiyor. Çünkü orada hocayla bir problem yaşadığı için bu oyuncunun da gelişi Trabzonspor'da gündemde. Ama şimdi Trabzonspor stoper mevkiine yabancı bir transfer yaparsa şöyle bir sıkıntı da var. Bir 11 oluşturalım. Trabzonspor'un 8+3'e uygun olarak, evet, Uğurcan'ı kaleye yazdık. Dorukhan'ı da orta sahada artık kendi mevkinde oynatmaya başladı. 2. Üçüncü oyuncuyu koyma şansımız yok. Yani ideal kadro içerisinde. Edin Vişka'yı kesebilir misiniz? Hayır. Kesemezsiniz. Vakami'yi kesemezsiniz. Orada Cornelius ya da Canini olacak. Onu da belirtelim. Orta alana geldiğiniz zaman, evet, orada zaten Dorukhan var. Marekamşi'yi kesme şansınız var mı? Yok. Yeni bir solda kaldınız. O da yabancı olacak. Bruno Perez'i kesemezsiniz. Yabancı da bir stoper gelirse, göbekteki stoperler de yabancı. Bu kez yani ister istemez Abdullah Avcı çok ciddi anlamda zorlanacak. Üçüncü oyuncu bulma noktasında. Belki orada düşündüğü oyuncu performans olarak orada oynatmayı oyuncu, yabancı bir oyuncu olmasına rağmen 8+3 kuralına takıldığı için mecburen yedek soyunduracak o oynatmayı düşündüğü oyuncuyu. Onun yerine bir yerli oyuncu koyacak. Bu biraz açık söyleyeyim lig yarışı içerisinde sıkıntı yaratır Trabzonspor'a. Biz o yüzden, yani özellikle Abdullah Avcı da o yüzden Kaan Ayhan transferine çok fazla önem verdi. Çok ısrar etti bu noktada. Ama maalesef işte dünkü gelen olumsuz haber neticesinde Trabzonspor yerli de var gündemden. Biraz önce bahsettiklerimle de görüşüyor ama ağırlık olarak yabancı bir stoper transferine döndüğünü söyleyebilirim. Sevgili Hakan Yoloğlu, Trabzonspor bölümümüzde bu önemli ve ayrıntılı açıklamaları yaptı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar.
Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Lille forması giyen Burak Yılmaz koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bunu aktardı. Fransız futbolundaki en önemli 30 kişi listesinde 11. sırada yer almıştı. Sonra milli takımın ve Lille'in başarılarına pay sahibi olmuştu. Burak Yılmaz geçen seneki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Özgür'cüğüm, hoş bulduk. Merhaba hocam, sesinizi duydum, mutlu oldum. İyisiniz umarım. Eyvallah, bir mukaham da olsun, bomba gibi. Bomba gibi geliyor, her zaman bomba gibi sporunuzu yapıyorsunuz değil mi hocam? Düzenli aynen, bir hayat. Aynen, hiç değişmiyor valla. Harika, ne güzel, imreniyorum size. Biraz evvel reklamınızı izledim, Yeşilay'cı. Yeşilay işte adres madres filan diye. Abi hiç gerek yok, birdenbire bırakacaksın, ben onu yaptım. Sigarayı kastediyorsunuz. Aynen. Doğru. Bırakamadığımız şeyler var ama olsun, onlar sigara kadar zararlı değil ölçülü değil. Davrandığınız sürece vallahi, değil mi hocam? Tam 2 sene oldu birdenbire. İyi yaptınız. 14 Mart 2020 bitti. Ne güzel. Ama herkese de tavsiye ederim, hayatımızdan çıksın. Sanki ben şu anda hayatımda hiç sigara kullanmamış gibi birisiyim. Öyle mi oluyor hocam? 2 sene sonra mı etkilerini bütünüyle ortadan kaldırabiliyorsunuz? Yok, daha geçiyor ya. Daha farklı bir şeymiş. Yani. Daha uzun sürüyor. Yıllara geliyor değil mi? Tabii ama işte biz devamlı sporun içinde olduğumuz için biraz oradan biraz şansımız var ve daha hala da bırakmadık yani. Eskisi gibi tabii aktif olma şansımız yok ama gene de rutin olarak devamlı hareket halindeyiz. İşte aletlerde çalışıyoruz, ediyoruz. Öyle idare ediyoruz. Ne güzel hocam. Harika valla. Eyvallah. Hocam şimdi Domenech Torrent ismi gündemde Galatasaray'ın. Transfer edebileceği, teknik ekibe katabileceği bir isim olarak gözüküyor. Ne dersiniz? Bu konuya nasıl bakıyorsunuz siz? Bir şey mi? Manchester City'de çalışıyor. Tabii daha öncesinde Barcelona'da, Bayern Münih'te Guardiola ile birlikte. Guardiola'dan yaşça büyük ama Guardiola'nın yanındaki en güvendiği isimlerden bir tanesi. Ne diyorsunuz hocam? Ben tanıştım onunla. Münih'te çalıştıkları dönemler. İşte Serdar Taşçı Münih'e geldiği zaman Bayern Münih'e. O dönemler gitmiştim Almanya'da, Galatasaray'da çalışıyordum o dönemler. Tanışma imkanım oldu onlarla. Ve ben bırakıp geleceğini tahmin etmiyorum. Bilhassa şöyle bir ekibe ve böyle hiçbir şeyin bir nasıl söyleyeyim sana, bir planın, bir programın olmadığı bir yere geleceğini tahmin etmiyorum. Guardiola'yı bırakıp da. Anlıyorum. Ve hoca da zaten bunu istiyor. Hocanın haberi var mı? Bir sürü söylentiler var. Var da bu konuşuldu da hoca bırakın istememi kesinlikle kabul etmiyor yani. Bunun yani, bahsi bile olamaz Fatih Hoca'nın nezdinde bence. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Bence de öyle, çünkü o ekibini baştan kurar. Olmadığı zaman yarına eklemeleri yapar. Tamam, ekibi çok sayıp onu inkar edemeyiz. Yani belli bir çerçevelerden geçmeniz lazım. Bu iş bu kadar kolay, basit değil Özgür. Bir yerde bir alt tanıştı. Guardiola'dan bahsediyorsun. Pep bile ikinci takımda çalışıp geldi oralara. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir yerde Selçuk nedir? Neyin daha neyini yaptın? Necati sen neyi yaptın abi? Neysin yani? Bir futbolcularla o kolay değil iş. Bunu anlatmak yani buralarda zaman kaybı. O zaman yönetimin bu konuda ki düşüncesi, yani yöneticilerin bir tecrübeli isim katılsın teknik heyete düşüncesi doğru size göre. Şimdi bunu zaten en başta seçer. Yönetici bunu karar veremez. Bunu karar verecek merci senin orada direkt teknik direktöründe birinci adamdır. Bunu Fatih Hoca şu ana kadar sezmedi. O kendisini bilecek. Yeni birisini getirmek isterse yine onun nezdinde gelir. Bu yabancı mı olur, Türk mü olur? Onu kendileri karar verirler. Ona bir şey diyemem. Ama yani baştan falsolu bir karardı bu. Hocadan bu falsolu bir karardı. Hoca da bilmesi lazım. İşte ilk geldiği dönem kimler yoktu orada? Bülent abi vardı. Bülent Ünder yani, Bülent Hoca. Tekrar göreve geleceği yönünde bir iddia var. Doğru mu hocam? Bülent Ünder. Tahmin etmem. Tahmin etmem. Bir sebep? Bülent Hoca yardımcılıktan yapmaz böyle. Bülent abi gelmez. O konuda farklı bir konum olabilir ama öyle ikinci adamlık falan yapacağını tahmin etmem ben Bülent Hoca.
farklı bir konumda olabilir. Nasıl bir konu mesela? Ya ne bileyim bir ama olmaz ki sportif direktörlükte olmaz yani. Bülent abi farklı, Fatih Hoca farklı. Yani bir zor zor. Şu Fatih Hoca olduğu müddetçe orada farklı birilerinin gelmesi çok zor teknik heyeti. Hocam Fatih Hoca'ya işte teknik direktörlüğü bırakın sportif aşağıda yöneticilik görevi yapın şeklinde bir teklif yapıldığına ihtimal veriyor musunuz? İnanıyor musunuz böyle bir şeye? Ben inanmıyorum. Çünkü bu söylenenlerin de çok absürt olduğunu düşünüyorum. Orada Fatih Hoca ile çalışıyorsanız siz bunları biliyorsunuz. Kim olursanız olun orada. Fatih Hoca Flori'yi kendine mesken edinir. Çalışanlar bilir. Orada yönetim fazla bir şey karışmaz. Bütün futbol işine de o karışır. Çünkü biz Avrupalı değiliz. Galatasaray Avrupalı gibi yönetilmiyor. Fatih Hoca olduğu zaman bütün her şeyini kendisi halletmek istiyor Florya'da. Bunu da siz geldiğiniz zaman başkan olarak da hocayla da çalışıyorsanız bunları kabul edeceksiniz. Siz farklı bir işlere bakın. Ya bir sezonda kötü girişat olur. Bu her takımda yaşanıyor bunlar. İşte Liverpool'un başında Klopp ne zamandan beri orada? Daha bir kere şampiyonluk yaşadı. Yanlış, yalan mı? Doğru, bu işler doğru. Hemen bugünden yarına ki Fatih Hoca'dan bahsediyor. İyisi var, kötüsü var, yanlışı var, yanlış aldırdığı oyuncular var. Ben ne dedim sezon başında? Fatih Hoca'ya da deneyeceğiz, bakacağız dedim. Bu genç kadroyla ne yapacak? Çünkü ilk defa böyle bir kadroyla çalışıyor. İlk defa hoca hiç ismi olmayan, üst düzeyde oynamamış oyuncularla çalışmak çok basit. Onları kontrol etmek çok basit. Onlar her şeyi biliyorlar. Onlara fazla bir şey söylemene gerek yok. Ama bunlarla siz iş yapacaksınız. Fatih Hoca da şimdi tabiri caizse kendini burada tartıyor. Bazı şeyleri öğreniyor. Öğrenmenin yaşı yok. Şimdi gitmiyor. Doğru. Tamam, senin orta sahan eksik var. Orada eksiğin var. Bunlar zamanla gösterecek. Bu sancılı olur bu değişimler. Ama burada yönetim şayet söylenenlerden bunlar doğruysa ki biz de birisin söylenene çıkan yazıların atıyorum 80-85'i çok doğru çıkmaz. Nitelikte. Ama sen Fatih Hoca'yı ben tahmin etmiyorum bunların olacağını. Fatih Hoca ile konuşacağınız edeceğiz. Zaten Burak Elmas ile birlikte seçim olayını biliyorsunuz. Yani herkes biliyor bunu. Benim söylememe gerek yok. Ne kadar seçilmesinde faydası olduğunu, yararı olduğunu herkes biliyor. Ama etrafındakilerini bilemem. Burak Elmas'ın seçilmesi için Fatih Hoca Galatasaray'daki bütün nüfusunu kullandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani herkes biliyor bunu. Bunu inkar edemez kimse. Ama buradaki bir nifak mı sokmaktır, biriler bir şeyleri mi karıştırmak istiyorlar? Mesela Öğütbeş'in neydi yöneticinin ismi? Kimin? Işın Günatan mıydı? Neydi yöneticinin? Işıtan Gün. Biliyorsun Fortuna Stadı'da falan da aldılar o menajer. Neydi çocuğun ismi? Çok Ogan Tara. Ha, Ogan'la beraber çalışıyorlar. İsimler atıyormuş. Ben bu topçuyu getireyim. Abi siz nesiniz? Bırakın ya, orada bir teknik heyet vardır. Yönetici teknik heyet ister, yöneticiler de onları alırlar. Bu kadar işin içine girilmez. Bu oyuncu getirelim, şunu getirelim. Burası menajerlik şirketi değil ki ya. Anlıyorum. Ya bunlar kusura bakmasınlar. Tamam. %100 emin misiniz hocam? Işıtan Gün'ün illa işte şu topçuları getirelim şeklinde bir dayatmada bulunduğuna ya da böyle bir yaklaşım olduğuna. Bir Norveçli oyuncuyla ilgili varmış. Hoca da istemiyormuş onu. Söylenenler, konuşulanlar. Biz onlardan yola çıkıyoruz. Şu anda içini bilemiyoruz ki. Tabii. Hep kim böyle ne diyor, kimin niyeti gerçekten nedir? Bunların hiçbirini bilemiyoruz ama Bir takım söylentiler, dedikodular ortaya çıkıyor. Yalnız şu var hocam. Bütün kulüplerde bu vardır. Dünyanın her kulübünde. Yani üçüncülük kulübü de olsa buna benzer çekişmeler olur gruplar arasında. Çünkü kulüpler dinamik oluşumlardır. Farklı düşünceler olur. Çıkar grupları olur. Ama o çıkar gruplarının yarattığı çatışma eğer sonuçların önüne geçiyorsa burada dur demek lazım ve çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız demektir. Yoksa hiçbir şekilde, hiçbir koşul altında inkar edemeyeceğimiz biçimde futbolun yönetimi konusunda Galatasaray'da iki tane grup var. Bir tanesi Fatih Hoca'nın önderliğindeki grup. Onlar bütün inisiyatif kullanmak istiyor. Fatih Hoca'nın yanındakiler işte yanında yıllardır çalışan Şükrühan'ı var. İşte onun yanında Gökhan Yıldız varmış vesaire. Kendi ekibi, kendi bağlantıda oldukları menajerler. Diğer taraftan da başkanla birlikte bütün seçim çalışmalarında aktif bir biçimde rol oynayan, daha önce Galatasaray'da sportif AŞ'de görev alan
bu işin ekonomisini çok iyi bilen Boğaziçi mezunu Şitangün. Onun da network'ü var uluslararası futbol ortamında. Hollanda'da Fortuna Sittard'ı bir Türk olarak Eredivisie'de en yüksek ligde sürekli tutmak kolay değil. Böyle bir deneyimi var. O da kendi ilişkilerini kullanarak Galatasaray'da futbolu yönetmek istiyor. Ya da inisiyatif kullanmak istiyor. Sayın Başkan da bu doğrultuda bir görüşe sahip. Dolayısıyla bunların çatışmıyor olması mümkün değil hocam. Ama şimdi bakın, bu bizde yaşanıyor. Avrupa'nın elit kulüplerinde bunları göremezsin. Biz de Türkiye'nin elit kulübünden konuşuyoruz. Ve diğer elit kulüpler de dahil buna. Şimdi ben tabii Şükrü Hanedan falan hocanın yanında çalışan birisidir. Galatasaray'ın seçme getirdiği birisi değildir. Onlar hocanın yanındaki ekip. Şimdi ben isterim, derim ki ben Özgür Sancar'ı istiyorum. Bunu Şükrü'nün gidip yapması... İster misiniz hocam? Efendim? Gayri ciddi oldu. Şaka oldu ama siz örneğin eskisi gibi izleme ekibinin direktörüsünüz ya da Galatasaray'da başka bir idari göreviniz var. Çalışmak ister misiniz benimle? Ya ben niye çalışmayayım, ben seni şaka tanıyorum. Şaka ben, yok şaka değil. Şimdi ben öyle bir konumda bizde epi bir ağımız geniştir. Neyse, bundan farklı şimdi Şükrü gideceğini oraya, orada yönetimin yönetim gider. Siz ismini verirsiniz, topçu istiyorsunuzdur. O bütün ağayı veyahut da altyapı Şükrü Haneder kurar, gidip de birebir konuşmaz. Bir altyapısını kurar, oraya gidecek olan işte Öçün Bey olur, farklı birisi olur, yönetimden giderler, bitirirler işi. Bunlar tamam, veyahut da sportif, resmi sportif direktörünüz olur. Şükrü'den de sportif direktör olmaz. Şükrü'den de sadece idari menajer olur. Evet. Futbol yönü çok farklıdır. Sportif direktörlerin konumu çok farklıdır. Bunları hep biz karıştırıyoruz ama neyse, gelelim yine konuya. Yani bu iş Galatasaray'a zarar veriyor. Futbolcu ilgilenmez bununla abi. Futbolcu hoca kalmış, gitmiş, etmiş, hiç umurunda değil. Ben de bunu söylüyorum hocam. Eğer bu bu çatışmanın belli sınırlar içerisinde tutulması durumunda kulübün dinamizmine uygun olduğunu düşünüyorum. İşin doğası gereğidir ama limitleri aşıyorsanız ve takımın aldığı sonuçlara sirayet eden bir ayrışma söz konusu ise, yani paralize ediyorsanız bu kulübü, o zaman bunu kabul edebilmek mümkün değil. Galatasaray'da belki sonuçlara yansıyan bir ayrışma yok şu anda ama gidişat onu gösteriyor. O noktaya gidiyor. Dolayısıyla dur demek lazım. Bir ama idari şimdi, önlem almak lazım. Nasıl alacak Galatasaray bu idari önlemi? İdari önlemin almasının yanında herkes kendi işini yapacak. Hoca kendi işini yapacak. Yönetim kendi işini yapacak. Hoca sağ içine bakacak. Tamam. Fatih Hoca'yı bilenler biliyor. Senelerden beri böyle. Her yönetimle problemi oldu Fatih Hoca'nın. Olmadı değil ki. Doğru. Her yönetimle. Ha, burada başta yönetimlerin kabahati. Bakın hiçbir hoca, bak tekrar söylüyorum, elit liglerden bahsediyorum, elit hocalardan bahsediyorum. Böyle değildir. Onlar kendi işlerini yaparlar, onların listesi vardır, listesini sunar. Onların üzerindeki merci kimse, onlar o işi götürür. Ve onlarla birlikte o toplantılar gerçekleşir. Ne başkanla ne farklı yöneticilerle yüz göz olunmaz fazla. Ama bizde iş farklı gidiyor. Hoca tabii Türkiye'nin kriterlerini, Türkiye'deki yapılarını, insani ilişkilerini, ne bileyim hani elini ver kolunu kaybedersin gibi olayları çok iyi bildiği için, siz burada toplantıdan çıkarsınız arkanızdan 35 bin tane şeyler söylenir, bunları da çok iyi bildiği için kendisi onun bütün görevi üstlenmek istiyor ama bazı zaman da çok aşıyor artık. Bir yerlere yetişemiyorsun, sonra böyle problemler çıkıyor. Yönetim niye seçiliyor o vakit? Niye başkan seçiliyor? Hiçbir şey bir alakaları olmayacak mı? Öyle değil mi? Doğru. Onun için bu pruzda bakın dikkat edin. Fatih Hoca'nın çalıştığı bütün başkanlarla, yöneticilerle hep problemler yaşandı. Bunun en büyük başta sıkıntısı işte aldığı cezalardan geliyor, agresif olması geliyor, her şey karışması geliyor, yönetimi karıştırmaması geliyor. Tamam, belli bir yerlerde sizin saha içi var ama transferde parayı veren de yöneticiler. Peki. Başkanlar. Bakalım bu nereye kadar gidecek? İyi bir şey değil. Ben tasvip etmiyorum böyle konuları. Düzeltmek lazım hocam. Çok radikal kararlar almak lazım. O yüzden bu da şeyden de kaynaklanıyor. Demeden Galatasaray'ın âli menfaatleri doğrultusunda herhalde yani olması gereken kararı almak lazım. Oyun konusundan kaynaklanıyor. Takımın başarılı olmamasından kaynaklanıyor. Yeni gelenlerin üst seviyedeyken şeyin aşağı inmesi, oyuncuların performanslarının ve takım olarak performansının aşağı inmesi, oyun karakteristik özelliklerinin olmaması, kalıplaşmış bir gitme, bunların hepsi artılar altı. Şey kandırmasın bakın, Avrupa kandırmasın.
Ben geçenlerde de sana söylemiştim. Marsilya eski Marsilya mı? Değil tabii ki. Galatasaray eski Galatasaray mı? Aa, hangi Galatasaray'dan bahsediyoruz? 2000'de Avrupa şampiyonu olan Galatasaray'dan. Ondan sonrası da var. Didi'lerin oynadığı, Snyder'lerin oynadığı bilen o. O takıma da yaklaşamaz şu anki Galatasaray. Onun da esamesi olmadığı için ikisi de iki takımlardı vetti. Diğer takıma birbirlerini aynı ayarda uçuk Galatasaray aldı götürdü. Doğru. Farklı bir oyun düzeninde. Türkiye'de mi sana karşı o şekilde oynuyorlar, o rakiplerde puanı kazanıyor. Sen nasıl Avrupa'da kazandıysan onlar da burada kazanıyor. Takım gitmiyor yani, devamlılık yok takımda. Olmayınca da maalesef çatlak sesler, işte basından farklı konuşmalar, bizler farklı konuşuyoruz. Ya az buçuk bildiklerimiz var, bizim de hepsini bilme şansımız yok ama yani Galatasaray gibi bir camiye yönetim ve hoca krizleri, bunlar konuşuluyor, bunlar yakışmıyor. Hocam ne diyorsunuz, Giresunspor maçı ne olur cumartesi akşamı Aslantepe'de? Özgür, nereden bakarsan bak 11 tane adam yok. Bunların hadi Fatih'i bir tarafa bırak, bir tane daha bırak dışarı. 9 tanesi de hemen hemen devamlı kadronun içinde olan, Luyendam'a da sakat. Kadronun içinde ve oynayan, aktif oynayan oyuncular. Her maç zordu, bu daha da zorlaştı iş. Aynen. Daha da zorlaştı. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Yani galibiyet mağlubiyet falan farklı bir şey de. Maçtan sonra hoca neler konuşacak? Ben onu üzerim. Bundan sonra Galatasaray'dan ligde bir şey olmaz. Kupa da yok hocam. Türkiye Kupası da yok. Ve yok. Şubat ayında son 16 turunda oynayacağınız rakipler de muhtemelen Barcelona, Leipzig gibi seviye gibi takımlardan bir tanesi olacak. Ne olacak? Yani şimdi bakın bu sezon Galatasaray'dan bir şey olmaz. Herkes bu kapatsın. Tekrar söylüyorum, değişiklikler, yapılanmalar, biz Avrupalı değiliz. Biz hep daha hala şark zihniyetindeyiz. Hep bunu devamlı söylerim. Bu yapılanma seneye de gitmez. Bu şekilde gidersiniz. Bunlar uzun vadeli. Bu yapılanma da bir tane iki tane de yavaş yavaş gidecek işlerdir. Oturta oturta gidecek işlerdir ama biz farklı bir yönlere gitmeye çalıştık. Farklı bir şey işte görüldü. Hoca da başarılı olamadı bunda. Bu gençleşmelerde, gençlerle birlikte çalışmada da başarılı olamadı. Onun da ilk deneyimi. Buradan da bu sezonu es geçtiniz. Bunun arkasına bir de şu da vardır. Bakarsın da iki tane, üç tane orta saha öyle bir oyuncu gelir ki. Hani ben hep söylerim ya, bu işte Pjanic gibi, ne bileyim Hamçik gibi falan, iki tane öyle bir adamları bulursun, üç tane getirirsin, takım birden bile harita üyesi değişir. Onlar topar, ancak o tarzdaki oyuncular toparlarsın. Öbür türlü çok zor Özgür. Hiç şansın yok yani. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız Eyvallah. için. Eyvallah. İyi hafta sonları diliyorum. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Her zaman böyle bomba gibi geliyor sesiniz. Çok mutlu oluyorum. Eyvallah. İnşallah de böyle devam eder. Amin. Cümlemizi. Sağ olasın. İyi hafta sonları. Eyvallah. Sağ ol sana da. Galatasaray bölümümüzde teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Galatasaray'da izleme komitesinin direktörü olarak görev yaptı uzun yıllar. Van Spor başta olmak üzere İmpaş Yozgat Spor'da teknik direktörlük yaptı. Beşiktaş'tan bir haber geldi. Basın sorumlusu arkadaşım Cihangir şu anda mesaj atmış. Diyor ki takım, Beşiktaş futbol takımı yarın saat 12'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. 16'da da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel bir uçakla Trabzon'a gidecek. Bu program netleştiğine göre Beşiktaş'ın rutin bir başvurusu var ki bu rutin olarak kalıyor. Maç ertelensin şeklinde, ama Beşiktaş'a gelen bilgi bence Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu erteleme kararının yerinde bulunmadığı, kabul edilmeyeceği yönünde. O yüzden Beşiktaş programını oluşturmuş ve yarın saat 16'da havalimanından Sabiha Gökçen'den önce Trabzon'a gidecek uçakta, ardından da karayoluyla Rize'ye geçecek ve maçı oynayacak pazar günü. Az önce Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu sözcüsü de aynı şeyleri söylemişti. Bu bir emsal oluşturur. Dolayısıyla diğer kulüpler de talep eder ve lig takvimi bütün bütüne bozulur. Bu lig tamamlanamaz. O yüzden ben federasyonun kabul edeceğini sanmıyorum demişti. Böyle bir erteleme, Covid vakalarından dolayı Beşiktaş'ın erteleme talebi olmakla birlikte bunun kabul edilmeyeceğini herhalde bu gelişmelerden sonra rahatlıkla söyleyebiliriz. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor sol bek transferini de netleştirdiği noktaladı. Trabzonspor Union Berlin'den
Puşas'la anlaştı. 22 yaşında oyuncu, sol tarafta oynuyor. Sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek. Satın alma opsiyonu var mı? Hakan Yoloğlu açıklamıştı. Bütün bunların detaylarını sizlerle paylaşırız değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Fenerbahçe'nin Barcelona'da bekleneni veremeyen, Barcelona'nın sezon başında Sevilla'dan kiralık olarak aldığı Luke de Jong'da ilgilendiğini biliyoruz. Peki Luke de Jong'un temsilcisi Luis Larios ne diyor? Birazdan bunu da aktaracağım sizlere. Fenerbahçe bölümümüze geçtiğimizde ayrıntılıyla hem Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışını, pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçını ve forvet transferiyle ilgili çalışmaları konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik direktör bekleyişi devam ediyor. Joachim Löw birinci sırada. Alman teknik adama 2,5 yıllık sözleşme teklif edildi. Löw'den olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin Jorge Jesus, Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifleri üzerinde durduğundan bahsediliyor. Sezon başı Fenerbahçe'yle anlaşan ancak kulübü Beijing Guan'ı ikna edemeyen Slaven Bilic en güçlü ikinci aday konumunda. Hırvat teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi yılbaşında geçerliliğini yitirdi. Fenerbahçe Bilic'te karar kılması halinde tazminat ödemeyecek. Jorge Jesus yüksek paralarla çalışan bir teknik direktör. Yıllardır Fenerbahçe'nin her teknik direktör arayışında gündemine gelen bir isim. Benfica'yla önceki hafta yollarını ayırmıştı. Portekizlerin yüksek maliyette anlaşma ihtimalini zorlaştırıyor. Yani ilk etapta Ali Koç birebir görüşmüş avukatıyla ve 3,5 milyon euro talep etmiş ama zaten ben 4 milyon euroları bulan teklifler aldım diyerek bunu reddetmişti. İkinci bir görüşme de oldu. Bunu çok iyi biliyorum. Ama Jorge Jesus konusunda ısrarcı olacak mı Fenerbahçe? Bu konuda emin değilim. Liste başı isimlerde pürüz çıkması durumunda Sarı Lacivertli takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'la devam etme kararında olduğundan bahsediliyor. Peki pazartesi günü takımın başında kim olacak? Pazartesi gününe kadar teknik direktör meselesi netleşmeyeceğinden dolayı Zeki Murat Göle, altyapıdan gelen antrenör, Fenerbahçe'nin başında olacak Adana Demirspor maçında. Beşiktaş, Josef de Souza bir yıl daha Beşiktaş'ta oynayacak. Sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili bir mutabakat söz konusu Beşiktaş yönetimiyle temsilcileri arasında. Brezilyalı oyuncu bu sezon 25 maçta oynadı ve Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Bir yıl daha sözleşmesini uzatacak. 25 maç oynaması durumunda sözleşmesindeki maddeye göre otomatik olarak uzayacak. Sezon sonunda geride kalan bölümde 24 karşılaşmaya çıkmıştı. Biliyorsunuz Arap takımıyla sözleşmesini feshetti. Ödemelerin düzenli yapılmaması nedeniyle serbest statüde Beşiktaş'a geldi. Önce Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu. Fenerbahçe çok sıcak bakmadı. Eski oyuncusuna Galatasaray'a önerildi. Galatasaray istemedi. Beşiktaş'a anlaştı. Sezonun geri kalan bölümünde 24 karşılaşmaya çıkmıştı. Bir maçta görev yapması durumunda da otomatik olarak sözleşme uzayacak ama müzakere sözleşme uzadıktan sonra ücret standartının ne şekilde belirleneceği konusunda ortaya çıkmıştı. Bu konuda da Beşiktaş yönetimiyle temsilcileri arasında bir pürüz olmadığı yönde bir bilgi var. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kupanı Tuttur. Abdülkadir Parmak sezon sonuna kadar Trabzonspor'a veda etti. Bu sürekli bir veda değil. Kiralık olarak gidecek. Muhtemeldir gideceği yer Giresunspor. Abdülkadir Parmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve faydalı olacak şekilde geri döneceğim dedi. Bu sezon Trabzonspor'la 5 maça çıktı. 27 yaşında oyuncu biliyorsunuz. Sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Fenerbahçe bölümümüzde Sözcü Gazetesi yazarı sevgili İrfan 25 bizimle birlikte. İrfan hoş geldin. Merhabalar Özgür, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Özgür. Bugün sana da iyi çalışmalar. Eksik olma. El Mundo Deportivo'da yazan arkadaşlarım ısrarla Fenerbahçe'nin Luke de Jong'da ilgilenip ilgilenmediğini sordular. Çünkü onlar da buna benzer şeyler duyuyorlar ama netleştirmek istiyorlar. Luke de Jong Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmalarında, planlarında yer alan bir oyuncu mu sence? Şöyle söyleyeyim, tabii Fenerbahçe devre arasında forvet transferi yapmak istiyor. Luke de Jong da bu isimlerden bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Ama tabii Fenerbahçe'de öncelikli olarak teknik direktörün belirlenmesi lazım. İrfan sesin gitti, anlayamadım son söylediğini. Öncelikle teknik direktörün belli olması lazım Fenerbahçe'de. Teknik direktör belli olmadan da transfer dediğinde Fenerbahçe net adımlar atamıyor. Ama devre arasında mutlaka bir forvet transferi gerçekleştirilecek. Bu transfer, bu isimler arasında da Luke de Jong da Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Özgür.
Harika. Biliyorsun onun bütün hakları Sevilla'da ama Barcelona'da iyi oynayamadı. Evet, Barcelona'da kiralık olarak forma giyiyordu. Hatta Barcelona'dan satın alma opsiyonu da var benim bildiğim kadarıyla. Ama Barcelona'dan bu opsiyonu kullanmayacağım. Ve Sevilla'ya döneceği yönünde bir iki söz konusu. Tabii Fenerbahçe'de oyuncuyu yine kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor. Eğer uygun bir şartlar oluşursa Fenerbahçe oyuncuyu kadroya katmak istiyor tabii. Çünkü Fenerbahçe yani uzun yıllardır aslında sadece bu seneye özel değil. 3-4 senedir Fenerbahçe bitirici forvet konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıyı da çözmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Ve bu da oyuncu bu Luke Taylor da bu isimlerden bir tanesi. Listede yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim de zaten Vedat Muriç. O da Lazio'yla yollarına ayırmak istiyor. Lazio oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Tabii Fenerbahçe de oyuncuyu kiralamak istiyor. Bununla ilgili de görüşmeler devam ediyor Özgür. Teknik direktör meselesine gelecek olursak Löw hala birinci alternatif mi sence? Halen birinci alternatif Löw. Fenerbahçe Löw'ü ikna etmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Tabii Alman teknik direktörü de uzun yıllar Almanya milli takım teknik direktörü çalıştığı için bu sene takım çalıştırmak istemediğini, özellikle devre arasında takım almak istemediğini, ailesiyle biraz zaman geçirmek istediğini söylemiş Fenerbahçe yönetimine. Ancak tabii Fenerbahçe Başkanı Sayın Başkan Atikoş ve yönetim kurulu üyeleri de Löw'ü ikna etmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Zaten hedef de Löw gibi kariyerli tartışmasız bir ismi yedek kulübesinde olmasını sağlayarak biraz olsun camiaya gelecek adına umut vermek ve tartışmaları da biraz olsun önüne geçmeyi hedefliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor Özgür. Peki olmazsa alternatifi Bilic mi ikinci büyük alternatif? Evet, olmazsa alternatifler arasında Bilic ve Monaco ile yollarını ayıran yine diğer başka bir Hırvat teknik adam Kovac. Tabii Bilic sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Hatta Vito Pereira ile anlaşmadan önce Bilic'le prensipte anlaşmaya varmıştı Fenerbahçe. Ancak Çin kulübünün izin vermemesi ve tazminat istemesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Yine Bilic Çin kariyerinde son maçına da kulübüyle çıktı. Ve artık Fenerbahçe'nin teklifine, yani eğer Fenerbahçe bu LOL konusunda anlaşma sağlanmasa Bilic'i takımın başına getirmek istiyor. Bununla ilgili temaslar da devam ediyor. Eğer tabii Bilic Fenerbahçe'yi beklediğini söyleyebilirim. Eğer Bilic olmasa zaten Fenerbahçe olmasa da Bilic kendi ülkesine Hırvatistan'a dönmek istediği yönde bir bilgi söz konusu. Ama Fenerbahçe'nin önceliği LOL'le yani bir şekilde Fenerbahçe anlaşıp takım başına onu getirmeyi hedefliyor Özgür. Peki. Ne aşamada Löw'le yapılan görüşmeler? Ya şu anda net bir şöyle söyleyeyim. Yani şu anda birinci görüşmede, ilk görüşmede olumsuz bir yanıt verdi. Yani dinlenmek istediğini, devre arasında takım çalıştırmak istemediği yönde bir cevap vermişti Fenerbahçe. Ama tabii Fenerbahçe'nin ısrarı devam ediyor. Yani bir iki gün içerisinde netlik kazanır. Paratesi aslında yönetimin hedefi paratesi günü herhalde. Anlaşma olsa da yeni teknik direktörün tribünde olmasını sağlamak ama tabii bu ne kadar gerçekleşir. Biraz soru işaretçi. Ama bu kısa süre içerisinde Löw'den olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmesi bekliyor. Eğer olumsuz bir cevap gelirse de Fenerbahçe alternatif isimlerine yönelecek. Sonuçta ikinci yarım maçında Adnan Demirspor maçına teknik direktörü çıkmak zorunda şu anda Fenerbahçe kredisi büyük ihtimalle. Zeki Murat görevinde farklı bir yönetim çıkacak. Bu nedenle de yani bu hafta yanındaki Adana Demirspor maçının olursa Pabates Gülüm'ün yeni teknik direktörün tribünde olması hedefleniyor. Olmasa da gelecek hafta içerisinde artık bu teknik direktör görüşmeleri son nihai noktaya koyarak yeni sezona ikinci yarıya yeni bir teknik adamla başlayacak Fenerbahçe. Peki. Adana Demirspor maç öncesi son durum ne takımda? Adana Demirspor maç öncesi tabii sakat oyunculardan, hafif sakatlıkları bulunan oyunculardan iyi haberler geliyor, gelmeye başladı Fenerbahçe'de. Dün Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Bugün de Ferdi Kadıoğlu ve Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu üç futbolcu da teknik heyetin görev vermesi halinde Adana Demirspor maçında forma giyebilecek. Sadece Berisha, Luis Gustavo ve Altay Bayındır'ın tedavileri ve kendilerine ayrılan özel program doğrultusunda çalışmaları devam ediyor.
Altay Bayındır'ın da Ocak ayının ikinci haftasından itibaren artık yavaş yavaş hani gelecek haftadan itibaren artık yavaş yavaş kaleci antrenmanlarına başlayacağını söyleyebiliriz. O da onun da beklenenden erken dönmesi en azından teknik eğitimlerini de rahatlatmış oldu. Çünkü Berke Özer'in biliyorsunuz olası bir sakatlık veya hastalık durumunda alternatif bulunmuyor Fenerbahçe'de. Yani belki Altay Bayındır'ın da erken dönmesi, biraz daha erken dönmesi Fenerbahçe'nin elini, teknik eğitimlerini rahatlatmış oldu. Artık sakatlar da yavaş yavaş dönüyor. Tabii artan korona vakaları artık her yerden insanların çevremizden de duyuyoruz. İşte farklı branşlardan veya da futboldan da duyuyoruz artık. Vakalar çok arttı. Fenerbahçe'de tabii bunun önüne geçebilmek için tesisler de önemli yani önlemler sıklaştırıldığını söyleyebiliriz. Tesis her gün ilaçlanıyor. Futbolcular iki günde bir testten geçiyor. Teknik heyetle futbolcular iki günde bir testten geçiliyor. Ayrıca da zaten tatil dönüşü de futbolcuların hepsine teknik heyetle futbolcuların hızlı testi uygulandı. Hızlı test sonucu çıkana kadar da çıkmadan da futbolcular ve teknik heyet antrenmana çıkmadılar. Onlar yani test sonuçları negatif çıktıktan sonra futbolcular ve antrenmanlara başladılar. Bu önlemler devam ediyor. Tabii futbolculara da yönetim tarafından uyarılar yapıldı. Yani mümkün olduğunca dışarı çıktıklarında kalabalık ortamlarda çok fazla durmaları hijyen ve mesafe kuralarına çok dikkat etmelerini riayet etmeli söyledi. Oyunculara uyarılandı bunlar. Çünkü artık vaka sayıları hızlıca artıyor. İçerimizde çok sıkılmıyor var. Biliyorsunuz Beşiktaş'ta Galatasaray'da vakalar var. O nedenle de Fenerbahçe yönetimi bu konuda futbolcuların dengeye uyarılarını bulunduruyor. Peki. İrfan Aktaracağım, bir başka şey yoksa çok teşekkür ederim katıldığın için. Şunu söyleyeyim. Aslında dediğim gibi teknik yetmeliğinden sonra transfer Fenerbahçe'de hız kazanacak. Ama nokta transfer hedefliyorlar. 3 bölgeyi özellikle sol bek Fenerbahçe'de sol bek bölgesine. Ayrıca orta alanda sol kanat yani kanat bölgesinde oynayabilecek kanat forvet tipi bir oyuncu. Ve bir forvet mevki yani 3 mevkiye transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Ayrıca şunu da belirtelim. Sadece A takımla ilgili değil, genç takımlara veya de genç gelecek vadeden genç isimler de Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunlardan bir tanesi de Bursaspor'da Batuhan Kör ve Taha altı kardeş isimli iki oyuncu. Yani bu iki oyuncu, iki genç oyuncu da Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe bir yandan A takım işte nokta transfer yaparken diğer yandan da gelecek vadeden genç isimleri kadroya katarak geleceğin takımını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu arada sözleşmesi biten oyuncular var. Genç oyuncular işte Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer vesaire. Bir de Serdar Aziz var bildiğim kadarıyla. Şöyle söyleyeyim. Tabii sözleşmesi biten oyuncularla Fenerbahçe'nin hepsiyle görüşmeler yapılacak, yapılıyor şu anda. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Tabii şimdi Sayın Başkan Ali Koç şu anda Covid testi pozitif çıktığı için evinde dinleniyor. Yine yöneticilerden Selahattin Baki'nin de duyduğum kız kadarıyla tabii onu daha netleştirmedik ama onun da Covid testi pozitif çıkmış. Yani o da süreçte şu anda dinleniyor. O yüzden de aslında bu iki işlem transfer süreçlerini yöneten iki ismin Covid olması biraz tabii bu süreci sekteye uğrattı ama şunu belirtelim. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer gibi isimlerle Berke Özer ve Serdar Aziz'le sözleşme yenileme görüşmelerine başlamıştı. Muhammed Gümüşkaya ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Onu söyleyelim. 4,5 yıllık bir sözleşme imzalanacak oyuncuyla. Yine Ferdi Kadıoğlu da milli takımı seçmesinin ardından aslında çok Fenerbahçe açısından çok önem kazandı. Çünkü Ferdi Kadıoğlu Türk milli takımı seçtiği için gelecek sezon yerli istasyonunda oynayabilecek. Bu da yabancı sayısının düşeceğini göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli bir avantaj olacak Fenerbahçe için. Ferdi Kadıoğlu ile de küçük pürüzler vardı. O pürüzlerin de giderilerek artık önümüzdeki hafta içerisinde imzaların atılmasını bekliyoruz. Hem belki hem Ferdi Kadıoğlu ile de. Serdar Aziz ile de görüşmeler başlamıştı. Tecrübeli stoper ve tabii şu anki aldığı ücretin biraz daha aşağısında bir ücret verecek Fenerbahçe yıllık ücret. Eğer o yıllık ücreti kabul ederse Fenerbahçe kalacağını düşünüyorum. Ama kabul ederse ne sence? Yıllık ücret? Yani biraz tabii şöyle şu an kablo ücretin neredeyse yarısı gibi bir rakamda. 2 milyon euro sistemi yok. Yani şöyle söyleyeyim.
biraz indirime gitmişti ve belli bir euro üzerinde biliyorsunuz sabit tutar tutuyorlar. Yani diyelim ki euroyu bir oranda sabitleyerek böyle fiyat veriliyor oyunculara. Ama şu anki aldığı ücretin yarısı civarında bir rakam verecek Fenerbahçe. Eğer bu teklifi kabul ederseniz Serdar Aziz de kalacaktır. Çünkü dediğim gibi yabancı kontenjana gelecek sezon 12'ye düşecek ve sahada 7 yabancı olacak. 7+5 gibi bir statü uygulanacağını düşündüğümüzde Serdar Aziz gibi de milli takımda forma giyen tecrübeli bir stoperin kadroda olması önemli bir avantaj olacaktır, teşkil edecektir takım adına. Böyle baktığımızda Serdar Aziz'le de Fenerbahçe yönetimi sözleşmeyi deme uzatma konusunda görüşmelerle başladı. Ama tabii oyuncuya bu bağlı artık. Oyuncu bu teklifi kabul ederse Fenerbahçe'de kalacaktır. Eğer kabul etmezse tabii mutlaka yollar ayrılabilir. Son itibariyle Beşiktaş'ta ilgileniyor mu sence Serdar Aziz'le? Onunla ilgili bir bilgi gelmedi. Tabii önce Fenerbahçe'yle görüşüyor. Tabii Fenerbahçe'nin dediğim gibi o şartı kabul etmez. Diğer kulüpler daha fazla bir teklif verirse tabii evet, olabilir. Neden olmasın? Peki. Ama yani şu anki mali durumlara baktığımız zaman ben Beşiktaş yani çok fazla bir ücret vereceğini düşünmüyorum Özgür. Yani mevcut zaten oyuncu kadrosunda yani şimdi gelecek sezon şu da var Özgür, şunu belirtelim. Evet. Bankalar Birliği ile bir anlaşma yaptı kulüpler. Gelecek sezon bu iki senesi bunun ödemesizdi. Gelecek seneden itibaren Fenerbahçe ve diğer kulüplerde de olmak üzere faiz ödemeleri başlayacak. Ve Ankara Birliği Anlaşması'nda şöyle bir madde var. Artık eskisi gibi yani futbolcular, kulüpler işte ben şu kadar transfer bütçesini ayıracağım diyemeyecek. Çünkü bankalar işte gelirlerinin belli bir miktarını borç ödemek zorunda olduklarını bulacaklar. Diyelim ki 100 bin lira geliriniz varsa bunun 50 binini kullanabileceksiniz. 50 bin TL'sini borç ödemede kullanacaksınız. Yani o yüzden de eskisi gibi kulüplerin çok böyle yüksek miktarlı bonservis bedelleri veya oyunculara yüksek bedelli yıllık ücretler ödemeleri biraz daha söz konusu olmayacak. Çünkü her bankalar birliği belli kriterler koyacak. İşte bütçenizi bu seviyede tutmak zorundasınız, bütçenizi bu seviyeye çekmek zorundasınız diye. Zaten bu seneden itibaren bunlar uygulanmaya başlamıştı. Gelecek sezon faiz ödemeleri başladığı zaman kulüplerin işi biraz daha zorlaşacak. Hatta Sayın Trabzonspor Başkanı Ahmet Oğlu'nun bir açıklaması vardı Kulüpler Birliği açıklamasından sonra. Bankalar Birliği'nin işte bu anlaşmanın revize edilmesi. Çünkü kulüplerin bunu ödeyemeyeceğini ifade etmişti. Sanki bunun tartışmalarını önümüzdeki seneden itibaren görecek gibi görüyoruz. Çünkü faiz ödemesi gelecek seneden itibaren başlıyoruz. Yani bu tartışmalar belki de transfer tartışmalarından daha çok kulüplerin işte bu faiz ödemesi başladığı zaman bunu ödeyip ödeyemeyeceği, işte yeniden anlaşmanın revize edilmesi yönünde kulüplerin istekleri olacaktır. Yani bunları göreceğiz gibi düşünüyoruz. Ama şu anda da baktığımızda kulüpler yine işte şimdi bir taraftan anlaşma revize edilsin diye bu açıklamalar yaparken zaman zaman tabii devlet büyükleriyle de görüşmeler mutlaka yapıyorlardır. Ama bir taraftan da bakıyoruz transfere çok yine hayratça harcamalar devam ediyor. Bu da farklı bir durum. Peki. İrfan çok teşekkür ederim son bölümdeki yorumundan dolayı da. İyi çalışmalar dilerim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. İrfan 25 bizimle birlikteydi. Sözcü'de yazıyor. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna tuttur, oyna hep oyna, kuponu tuttur. Teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikte hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür, yayınlar kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim sana da. Hocam programımızın ilk bölümünde Beşiktaş bölümünde konuştuk. Aydın Bayram bunu söyledi. Önder Karaveli ile Beşiktaş sezon sonuna kadar devam etme kararı almış ve pazartesi günü bunu açıklayacak. Sezon sonu itibariyle de teknik heyetin başına Şenol Güneş geçiyor ve Önder Karaveli ekibi bu teknik heyet içerisinde yer alacak. Ve pazartesi günü bu yönde bir açıklama yapılacağını söylüyor konuğumuz. Ne diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bence Özgür çok doğru bir karar. Yani Önder Hoca da şu anda başarılı, iyi gidiyor. Takımı da tanıyor. Şenol Hoca zaten daha önce de Beşiktaş'ta çalıştı, başarılı oldu. Tecrübe, deneyimli teknik adam. Önder Hoca'nın da onun ekibinde mutlaka olacaktır herhalde. Bu arada hazırlıklarını yapacaktır Şenol Hoca önümüzdeki senenin. Bence çok önemli bir karar aldı. Bence doğru bir karar aldı. Önder Hoca da en azından kendisi için, geleceği içinde bu ikinci dönem kendini test edecektir. Hem takıma katkı veya başka yıllarda başka yerlere gidecektir. Onun açısından da önemli. Bence Beşiktaş'ın çok doğru işler yapıyor bu sene. Ayrısı olsun hem Şenol Güneş'i hem Beşiktaş'ı hem Önder Hoca'yı.
Bence doğru bir karar yani. Peki. Trabzonspor'un Vişka transferi nasıl yorumladınız teknik anlamda? Vallahi nasıl bir görev üstlenecek? Şimdi harika bir transfer. Belki yaş 31 olmasına rağmen tam bir profesyonel. Bence çok büyük katkı sağlayacaktır. Baktığımız zaman genelde kanat oyuncunun artık bu günümüz futbolunda santrforlar genelde ne yapıyor? 20-30 gole yakın bir gol atıyor. Kanat oyuncuları da mutlaka işte 10-15 arası gol atıyor. Doğru. Biz şeye baktığımız zaman 10 seneden beri işte gol başı ortalaması yani 10 taneye yakın. Bunun yanında 15 tane asisti var. Gerçekten harika bir oyuncu. Belki Türkiye'ye gelen en iyi oyuncudan 10 tane oyuncudan bir tanesi. Trabzon'da çok işler yapacağını düşünüyorum. 31 yaşında tam bir profesyonel daha 3 sene transfer daha doğrusu sözleşmenin sonuna kadar çok başarılı olacak diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın zaten tanıdığı bir oyuncu. Biz de Abdullah Avcı'yı tanıyız. Sıkıntı yaşamayacaklardır. Bence harika bir transfer. Belki Germinio'da bir transfer ama Vizca Germinio'dan çok daha bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Profesyonellik anlamda hem de teknik anlamda. Bu akşamki Malatya Spor maçı Trabzonspor adına nasıl şekillenir hocam sizce? Vallahi Özgür bana göre çok önemli bir karşılaşma. Trabzon maçı aldığı zaman en lige moralli özgüvenli başlayacak. Bir de artık rakiplere de artık ikincilik hesabı yapın mesajı verecektir. Ama kolay maç olmayacaktır. Baktığımız zaman şimdi Dika savunmayı çok iyi yapabilen bir teknik adam. Belki son maçlarda farklı sonuçlar aldı ama burada şimdi 5'te 6 yıl sonra Trabzon karşısına çıkacaklardır. Birinci bölgede oynayacaklardır oraya. Burada tabii açmak kolay olmayacak. Ama bence Trabzon maçı alacaktır. Burada tabii sakat oyuncular da var. Trabzonspor'da İtalya'lı gibi, Germany gibi işte gönderildi milli takımda. Ama Makey'nin herhalde dönecek bu maçta. Makey'nin dönmesi çok önemli. Makasetes olsun, Abdullah Ömer olsun, Cornelius olsun. Bunlar hücum anlamında çok etkili oyuncular. Bence 3 puanla başlarsa zaten belki tarihi bir bu sene belki ligler çok uzun süre görmeyecek. Tarihi bir fark atabilir. Çünkü Abdullah abi çok formda, takım çok formda, harika bir kadroları var. Taraftar desteği, harika bir yönetimleri var. İçte şu anda lider olmasına rağmen, puan farkı olmasına rağmen, içi rahatlamak yaşayan ve şımarma anlamında da en ufak bir yönetimler yok. Ama bu hafta, bu akşam çok önemli. Aldıkları zaman önlerde çok açık ama puan kaybında Malatya Spor'da biliyorsunuz sıkıntılı liderden puan almak isteyeceklerdi. Ama ben Trabzon'un bu maçı kazanacağını tahmin ediyorum. 3 puanla başlarlarsa Trabzon için de harika bir sonuç olur. Hocam, Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını da yakından takip ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Fenerbahçe bu işi bir hafta içerisinde çözer mi? Ve hangi teknik direktörü ikna etmeye daha yakın size göre? Ya Özgür, bana göre bir hafta zaman sınırlaması da koymamak lazım. Yani önünü artık bir sınıf Beşiktaş yaptı şu anda. İlk yarı sonuna kadar, daha da ikinci yarı sonuna kadar zamanları var. Çok aceleye getirmeden Ali Koç'un da bana göre son şansı. Çok iyi düşünmesi, çok iyi taşınması lazım. Belki bu geçiş dönemini aynı Beşiktaş'taki gibi yapabilir. Ama önümüzdeki seneyle ilgili yani bir hafta 10 gün belki baskı da var üzerlerinde. Yani ne zaman Ali gelecek, ne zaman Ali gelecek. Onu çok düşünmelerine bana göre gerek yok. Çok iyi tercih yap. Aceleye getirip yanlış bir tercih de yapabilirler. Yani önümüzdeki senenin de hesabını yaparak bana göre çok acele etmeden çok iyi bir doğru tercih yapmak lazım. Bu geçiş dönemi bence bir yerli hocadan da olabilir. Aynı Beşiktaş modeli bana göre çok doğru. Takım tanır bu arada. Ona göre hamleler yapabilir. Ona göre transferler yapabilir. Giden giren sporcuları belirleyebilir. Çok aceleye gerek yok. Ben zaten bu sene Fenerbahçe için bana göre bitti. Yani bir hafta olsa, bir ay olsa, iki ay sonra olsa ne olacak? Yani önemli değil. Önemli doğru tercih, doğru hamleyi yapmak. Onun için bana göre acele etmemeleri lazım. Çok doğru bir tercih yapmak lazım. Belki Löw deniyor. Belki başka bir hoca deniyor. Hangisi daha mantıklı sizce? Löw, Bilic, Kovac, Jorge Jesus. Vallahi Fenerbahçe camiası bence Bilic daha uygun diye düşünüyorum. Mesela tamam, belki Löw de çok iyi hoca ama kulüp anlamında belki biraz sıkıntı yaşayabilir ve de heyecanı bana göre Bilic'in heyecanı çok daha iyi. Fenerbahçe kulübüne öyle bir heyecanlı teknik adam lazım. Yani ıslığı isteği, camiye harekete geçirebilecek, ilgi yönetimi, taraftar, boş ateşleyebilecek öyle bir teknik adam lazım. Bilic bana göre yani bu tercihler yapılacaksa bence Bilic daha çok da doğru tercih olur diye düşünüyorum ben. Bilic Türkiye'yi tanıdığı için mi doğru tercih olur? En doğru şey tanıdığı için hem de daha böyle agresif, çünkü şu anda özgür heyecanlı bir teknik adam lazım Fenerbahçe'ye. Yani hem Türkiye'yi tanıyan, hem oyuncuları tanıyan, Löw'ün en büyük eksikliği tabii lig başka, milli takım farklı. Çok uzun süre yani 15-16 seneden beri Alman milli takım başında, kaç tane oturtam hatırlayayım ama çok uzun bir süre oldu. Tabii ligin atmosferi daha farklı, her hafta maç var, o tempoyu belki zamanla aşabilir ama ilk sıkıntı da yaşayabilir Löw.
Tabii Mesut'la ilişkileri ne pozisyonda, o önemli. En önemli şeylerden biri Mesut'a dayalı bir hoca nasıl olacak? Sıkıntılı olduğunu ben biliyorum Löv'le. Yani daha önceki dönemlerde Löv gelirse Mesut'un durumu nasıl olur? Yani Mesut'u kabullenecek veya Mesut'un olmayacağı bir denklem olması lazım. Yani Mesut'u mutlaka ya oynatacaksın Özgür, ona göre teknik adam, ya da Mesut'su bir teknik adam lazım. Yani ikisini, hem Mesut kalsın hem Mesut'la sıkıntılı bir teknik adam Fenerbahçe'yi daha ileri götürmez, daha geriye götürür. Mutlaka Mesut'un içinde denklem olacağı bir problem olması, çözüm olması lazım. Ya işte Mesut'u oynatabilecek bir teknik adam, ya da Mesut yoksa o zaman ayrı bir teknik adam. Yani hem Mesut kalsın hem Mesut oynamasın. Bana göre doğru bir tercih olmaz. Löv'de böyle bir, benim bildiğim kadarıyla Löv'de de Mesut'un sıkıntıları var. Löv bana göre çok doğru tercih olmaz diye düşünüyorum ben. Hocam, ağzınıza sağlık bu değerlendirmeleri yaptığınız için. Ben teşekkür ederim. Özgür, iyi yayınlar, kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Size de kolay gelsin. Erdal Işıkar bizimle birlikteydi. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı Newcastle United. 31 yaşındaki İngiliz sabek Trippier'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Trippier'in oradan ayrılma ihtimali vardı zaten. Yani nereden? Atletico Madrid'den. İngiltere basında transferin 12 milyon pound bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürülüyor. Kariyerinde Burnley, Barnsley, Tottenham'da oynamıştı Trippier. 2019 Atletico Madrid'e transfer oldu. İngiliz futbolcu Atletico Madrid formasıyla bu sezon tam 18 maça çıktı. Premier Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Newcastle United düşme hattından kurtulmayı amaçlıyor. 19 karşılaşmada elde ettiği 11 puanla 19. sırada yer alıyor. Trippier'den boşalan boşta kimi alacak Atletico Madrid savunmanın sahana? Zeki Çelik gündemde mi? Zeki Çelik daha çok Sevilla'nın ilgilendiği bir kulüpti. Sportif direktör Monchi onu geçen sezondan bu yana takip ettiriyor ama Atletico Madrid'in de sportif direktör Andrea Berta'nın da Zeki Çelik'i alternatifler arasında gördüğünü biliyorum. Zeki Çelik'in de La Liga'da oynamayı arzu ettiğini düşünüyorum. Onun için de umutlu bir bekleyiş var. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek bize. Paul Pogba'yı bonservissiz göndermek istemeyen Manchester United, Fransız futbolcunun Premier Lig'in zirvesine taşıyacak yeni bir teklifi kabul edebileceği düşüncesine sahip. Adı Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Juventus'ta anılıyor. Biliyorsunuz Juventus eski takımı. The Sun'da yer alan habere göre İngiliz kulübü yıldız futbolcuya haftalık 500 bin sterlin gibi muazzam bir yeni anlaşma teklif etti. 28 yaşında oyuncu bu teklifi kabul etmesi durumunda İngiltere Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olabilir. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Mert Çetin Kayserispor'la anlaştı. Biliyorsunuz istediği gibi bir macera olmadı İtalya. Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Kayserispor devre arasında transferlerini açıklamaya başladı. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Verona forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'i kadroya kattıklarını duyurdu. Mehmet Ali Çalışkan temsilcisi, çok iyi bir insan, programa girmeden önce onunla konuştum. O da doğruladı bunu. Son detaylar konuşuluyor. Şu anda karantina sürecinde Mert Çetin, karantina bittikten sonra bütün işlemler tamamlanacak ve takımıyla çalışmalara başlayacak. 25 yaşında biliyorsunuz Roma'ya transfer olmuştu öncelikli olarak. Gençler Birliği'nden 3 milyon euro transfer bedeli kazandırmıştı takımı Gençler Birliği'ne. Gözbaşı transferin takıma taraftarlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Tecrübeli stoper bu sezon Verona formasını 3 maçta giydi. Milli futbolcu toplamda 134 dakika süre aldı. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere Premier Lig'de 10 puanla Chelsea'nin önünde ilk sırada yer alıyor. Manchester City önümüzdeki yaz Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. Haaland için tek talipli Manchester City değil. En büyük aday Real Madrid, hiç kuşku yok ki. İngiliz basında yer alan haberde Manchester City'nin gelecek yaz ilk hedefinin Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Erling Haaland olduğu ifade edildi. Manchester ekibinin ara transfer döneminde hamle yapmasının beklenmediği vurgulanırken Haaland için görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı kaydedildi. Bu sezon Tottenham'dan ayrılmak istediğini açıklayan ve uzun süre Manchester City ile ismi anılan Harry Kane'in de listede olduğu ifade ediliyor. Haaland transferinin tamamlanamaması halinde Harry Kane'le birlikte Real Sociedad'ın genç oyuncusu Alexander Isak ve Fiorentina
Fiorentina'nın golcüsü Dušan Vlahović'in de gündemde olduğu belirtildi. Bu Vlahović için Atletico Madrid çok çaba sarf etti yaz transfer döneminde ama Fiorentina'yı bir türlü ikna edememişti. Haberde ayrıca Haaland'ın Bayern Münih, Barcelona ve Paris Saint Germain'e transferinin zor olduğu kaydedildi. Dortmund formasıyla 16 maça çıkan Haaland 19 gol attı, 5 tane de gol pası verdi. Arada bir de sakatlık dönemi var ama buna rağmen döndü ve sanki hiç gitmemiş gibi performans sergiledi. Millwall forması giyen Jet Wallace, Beşiktaş'ta ismi anılan futbolculardan bir tanesi, daha doğrusu transfer dedikodularına karıştı ismi. Peki takımın teknik direktörü ne diyor? Millwall Londra'nın köklü kulüplerinden bir tanesidir. İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Son olarak İngiliz basından Sky Sport'un haberine göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuyla Beşiktaş ilgileniyor. Ve ayrıca bir başka Championship ekibi Nottingham Forest'da ilgi göstermiş oyuncuya. Hatta Beşiktaş'ın Wallace'a sezon sonunda bedelsiz olarak kadroya katmak için Bosman kuralları çerçevesinde ön protokol teklif ettiği öne sürülüyor Sky Sport haberinde. Wallace hakkındaki iddialar takımın teknik direktörüne de soruldu. Millwall'un FA Kupası'nda cumartesi günü Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç öncesindeki basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Gary Rowett, kimin ne yaptığıyla ve hangi haberlerin doğru, hangisinin yanlış olduğuyla ilgilenmiyorum dedi. Jet Wallace'ın kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu belirtiyor. Onunla kontrat uzatmak istediğimizi çok erkenden belli ettik ve sözleşme teklifi yaptık. Fakat sözleşmesi biten her oyuncunun kendisine gelecek teklifleri görme hakkı vardır. Bence bizim de bulunduğumuz durum bu. Ona saygı duymalıyız diyor. Ama eğer bizim için çok değerli bir oyuncunun bizden sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını öğrenirsek devre arasındaki teklifleri de değerlendirmeye alabiliriz ama bizim niyetimiz bu değil. Jet'in takımda kalmasını istiyoruz dedi. Millwall'daki 6. sezonunu geçiren Wallace kanat pozisyonlarında görev yapıyor. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon şu ana kadar 22 resmi maçta 5 tane gol attı, 6 tane gol pasıyla oynuyor. Ulvi Güveneroğlu Beşiktaş'ın izleme komitesinin başında başarılı çalışmalar yapıyor. Sadece Avrupa düzeyinde değil Latin Amerika'yı da tarıyorlar. Eminim onların beğendiği ya da tespit ettiği oyunculardan bir tanesidir. Eğer İngiliz basının yani Sky Sport'un haberi doğruysa Beşiktaş'ın izleme ekibinin raporladığı listesine giren oyunculardan bir tanesi olabilir. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Radyo Spor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Barcelona kulübü tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi. İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında tam 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon euroluk ek bedelle Barcelona'ya transfer edilmişti ve kulüp tarihinin en pahalı ama aynı zamanda en çok hayal kırıklığına uğratan futbolcusu olarak nitelendirildi. Şu ana kadar toplam 106 maçta forma giydi, 26 tane gol attı Coutinho. Katalan takımda beklenen performansı gösteremedi. 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Büyük bir düşüş, 120 artı 40 milyon eurodan 18 milyon euroya. Aston Villa menajeri Steven Gerrard, yıldız oyuncu ile ilgili yaptığı açıklamada Liverpool'da harika bir iş yaptı ve 63 kez milli takımda oynadı. Bu sebeple niçin birçok kulübün onunla ilgilendiğini anlayabiliyorum ancak spekülasyon yapmak istemiyorum çünkü şu anda Barcelona'nın oyuncusu ifadelerini kullandı. Steven Gerrard ve Philippe Coutinho 2,5 yıl boyunca Liverpool'da takım arkadaşlığı yaptı. İngiliz devine 2013 yılında transfer olmuştu Coutinho. 2018'de Barcelona'ya transfer oldu. Ertesi sezon Bayern Münih'e kiralandı. Barcelona formasını 106 kez giydi ve takımına 25 gol kazandırdı. 10 tane de düzelterek söylüyorum. 14 tane de gol pası vererek doğrudan gol katkısı sağladı. Barcelona'nın satmayı en çok istediği oyunculardan bir tanesi Coutinho. Bir diğeri de Luke de Jong, yani kiralık sözleşmesinden çıkmak istiyor. Coutinho'nun düzelterek söylüyorum. Luke de Jong'un. Luke de Jong'a talip olan kulüplerden bir tanesi de Fenerbahçe. Avrupa'dan futbol. İspanya. Edin Dişka ile ilgili Trabzonspor bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda Başkan Ahmet Ağoğlu bir konuşma yaptı. Önce onu dinliyoruz, sonra bakalım Edin Dişka yeni dönemle ilgili ne söylemiş, buna bakacağız. Biz sabahleyin Trabzonspor'la gözümüzü açarız.
futbolla yaşarız ve akşam yine Trabzonspor'la ve futbolla yatağa yatarız. Gözümüzü kaparız ama Trabzonspor rüyalarımızı bile süsleyen bir kavram, bir olgu. Futbolun her şey olduğu, sporun her şey olduğu bir şehir. Son derece tutkulu. Oyuncusunu, kulübünü bağrına basan, kendinden bir parça olarak kabul eden, ailenin bir parçası olarak gören bir şehir burası. Seninle de konuştuğumuz zaman sen de zaten bunları ifade etmiştin ve artık bu heyecanı yaşamak istediğini söylemiştin. Takımımıza güç katacağına inanıyorum. Bizimle birlikte Trabzonspor farklı hedefleri olan, bugün divan konuşmasında da onu söyledim. Bizim hedefimiz sadece şampiyonluk ve şampiyonluklar değil. Ama Allah kısmet ederse hem şampiyon olmak hem de örnek olmak istiyoruz. Şampiyonluğumuzun Türk futboluna, Türk sporuna örnek olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ve inşallah jübileni de Trabzonspor'da yapmak nasip olur. İnşallah. Herkese merhaba. Öncelikle Trabzonspor camiası yıllardır isteyen bir camiam benimle. Sayın Ahmet Başkan'la tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu transfer gerçekleşti sonunda. Ben de zorladım. Hocayla konuştum. Sayın Göksel Başkan'la konuştum. Onu da izin aldım dedim. Başkanım yıllardan beri isteyen bir camia benimle. Orada gitmek istiyorum. Burada her şey yaşadım. Şimdi sıra oraya gitmek, şampiyonluğu yaşamak, birkaç yıl orada dedim zaten burada sizin söylediğiniz gibi bu klub örnek bir klub. Coşkulu bir taraftar vardı. Ben de bu ailenin parçası olmak istedim. Artık buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum sonunda. Ama bugünden sonra benim iş, benim görev sahada zaten. Eline gelinde zaten her zamanki gibi. Burada daha fazla taraftarla beraber, sizle beraber. Gerçekten bu ilk gün, iki gün içinde onu da hissettim. Bu ailen ortam, aile atmosferi burada gibi gerçekten. Ben de bugün akşama oynamak istiyorum ama kurallar öyle maalesef. İnşallah hayırlısı olsun. Herkesin için olacak bu transfer. Siz Sayın Başkan dediğim gibi tek bu sene şampiyon hedef değil. Ben de önce de dedim birkaç sene Türkiye'nin başrolü oynamak istiyoruz. Öyle bir camia, Trabzonspor camia taraftarlar. Bence de bu hak ediyorlar. İstekli geldim, motive geldim. Tekrar bunu çiziyorum. 2-3 sene Türkiye'nin başrolü oynamak istiyoruz gerçekten. Herkese hayırlısı olsun diyelim. Sayın Başkan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu transfer gerçekleşti. Herkese hayırlısı. Biz de çok teşekkür ediyoruz Edin. Bu süreç içerisindeki kararlı tutumun, kulübümüze karşı olan tavrın ve bu transferin gerçekleşmesinde en önemli rolü zaten sen oynadın. Çok arzuluydun, çok istekliydin. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Çok doğru bir kulübe geldin ve kulübümüz için de doğru bir oyuncu olduğunu zaten az önce konuşmamda da ifade ettim. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu arada tabii ki çok büyük pay sahibi, emek sahibi yine iki arkadaşımız var. Hadis ve Nedim kardeşlerim. Hadis Zubanoviç, Nedim Hrabovic. Kendileriyle senin menajerlerin, evet, yapmış olduğumuz konuşma, çok yapmış olduğumuz görüşmeler daha doğrusu çok dostane bir hava içerisinde geçti. Onların da ortaya koymuş oldukları tavır senin Trabzonspor'da oynamanı, Trabzonspor'da futbol yaşamını devam ettirmeleri doğrultusundaydı. Onlar da bize eksik olmasınlar, her türlü kolaylığı sağladılar. Senin açından baktığımız zaman, oyuncu açısından baktığımız zaman gerçekten kolay bir transfer oldu. Zaten tarafların niyeti belliydi. Göksel Başkan eksik olmasın bizi biraz fazla zorladı. Aşağı yukarı 45 gün, 60 gün falan sürdü değil mi süreç? Bir bölümünü gizli bir şekilde sürdürmeyi başardık ama daha sonra toplum tarafından seslendirilmeye başladı. Öyle tahmin ediyorum ki futbol severlerin de merakla beklediği bir transferdi. Çok şükür onu da selametle neticelendirmiş bulunuyoruz. Bosna'nın nüfusu kaç? 3 milyon. Yaz 3 bin forma. Gönderiyoruz Bosna. Ben de gönderiyorum. Bosna göndereceğiz zaten. Hiçbir onun sorun yok. Şimdi benden Bosna'dan çok mesajlar geldi. Herkesin dedi ya orada gidiyorsun, atmosfer bir müthiş, biliyoruz, izliyoruz zaten orada. Herkese seyrediyor bizim ligde. Herkese mutlu oldu dedi, doğru bir karar de, ben de dedim ilk gün dedi geldim burada, dün de bu mutluluk hissettim, onu da inşallah sahada yansıtacağım.
hayırlısı olacak. Tabii ki Bosna'da Bordo Mavi şimdi çok taraftar olacak. Altı yapalım istiyorsan altı. Şöyle ben de konuştum, oyuncularla da konuştum. Bir numara vardı dediler. Bosna'da biliyorsun benim, ben köydeyim orada Bosna'dan. Köy nüfusu daha az diyorsun yani. 1061 dediler toplamlar. Dedim tamam 1061 forma alacağım göndereceğim orada. 1061 diye bir rakam yok Trabzon'da. 61'i doğru tahmin ettin. Bak, tamam %50 indirim yapıyoruz. 1461. Tamam. Kardeşim benim ya. Hep böyleydi. Bütün süreç boyunca böyleydi. Ağzından tamam başkanından başka laf çıkmadı. Çok teşekkür ediyorum. Ben size tekrar teşekkür ederim. Radyo Spor. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Teknik Direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür'cüğüm, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sağ olun. Tabii birazcık da zorunluluktan kaynaklanıyor ama Süper Kupa finalinde Önder Karaveli bazı altyapı oyuncularına da şans vermek durumunda kaldı, oynattı. Ne diyorsunuz? Nasıl gördünüz durumu hocam? Valla genç oyuncunun 12 dakika kala oyuna girmesi, oyunda beklenen ağır giden bir oyunda. Yani özellikle ikinci yarıda Beşiktaş çok yavaştı ve Antalya çok daha baskılıydı. Daha çok maça gole yakın oyuncu gibi görünüyordu, takım gibi görünüyordu. O arada genç oyuncumuzun yaptığı hareketler ki bizim öz kaynakta yani Beşiktaş'ın ana temel ilkelerinden biri doğru futbol oynatmaktır. Orada yetişmiş çocuklar belli bir seviyeye geldiği zaman aşağı yukarı hepsi aşağı başarılıdır. O gösterdiği şeyler bizim futbol denilince yabancıları izleyen, ağır futbolu izleyen, hakem hatalarını veya cevaplarını izleyen bir toplum olarak bize yenilik gibi geldi. 12 dakikada bir oyuncuyu yıldız yaptık Türkiye'de. Şu anda o konuşuluyor. Yani 12 dakikada bu kadar yıldız olacak oyuncu varsa, bugüne kadar niye oynatılmadı, zor günlerden geçildi. Bu işte Sergen Yalçın altyapıdan geldi, altyapı bunları görmedi mi? Ya da ona empoze edilmedi mi, anlatılmadı mı? Bütün bunlar soru işareti. Beşiktaş ekonomik olarak müthiş bir kriz yaşıyor. Geçmiş dönemden sarkan sıkıntılar var biliyorsunuz. Yönetimleri de sarsan bir olaydır bu. Yönetim şimdi artık tıkandı. Yani bir ölçüde ne kadar iyi izleseler de tıkandı. Beşiktaş şampiyonluk istiyor. Geçen senenin şampiyon takımının bir anda Sergen Yalçın'dan beklenenin dışında bir görüntü vermesi herkesi şaşırttı. Tabii bu iş cazip gibi geldi, güzel geldi. Ve bu güzel olay 12 dakikada bütün diğer gençleri unutturdu. Mesela kaleci Ersin çok başarılı bir sezon geçiriyor bana göre. Ersin'in dışında diğer gençler de burada oynayarak iş yapabiliyor. Örneğin sol bekimiz. Örneğin daha sonra kadroya alınıp bir süre oynatılan sonra vazgeçilen oyuncularımız var. Fakat altyapıdan tamamıyla bir takım çıkaramazsınız tabii. Bu zaman içerisinde profesyonel takıma yavaş yavaş enjekte edilen, doğru eğitim almış oyuncuların bir arada profesyonellerle olması çok kolay değil. Bunu geçmişte biz yaşadık. Sertli Hoca ile birlikte altyapı ikilali oldu. Geçti hepsi altyapı üst yapı oldu. Ama üst yapıdakiler kabullenmedi bunu. Çünkü arada bir kültür farkı oldu. O eğitilen oyuncunun sadece futbol değil, kişilik anlamında da gelişmiş kültürü. Üst yapıda değişik yerlerden gelen oyuncuların sadece futbol oynayan yapılarını rahatsız etti. Ve bu yüzden de o dönem başarısız gibi göründü. Bir yıl sonra daha çok başarılı oldu ve şampiyon oldu. Yani şunu demek istiyorum. 12 dakikada kendisini kabul ettiren ve alkışlayan ve bugün Türkiye'de şu anda konuşulan bir gencin yerine acaba öteki gelen çocuklar niye Rıdvan sahiplenilmedi, Ersin sahiplenilmedi, niye acaba diye sormak lazım. Bir stoper çocuk sahiplenilmedi. Evet. Yani bu bakımdan Beşiktaş'ın bir hata içerisinde olduğunu uyarmak isterim. Olaya bir bütün olarak bakarlarsa olabilecek ve olmayacakları çok daha iyi yorumlayabilirler. Ayrıca eğer gizli bir hesap varsa bunun arkasından gelecek bir takım şeyleri
bak işte böyleydi de böyle oldu denilecekse yanlış yaparlar. Günü kurtarmak olur bu. Günü kurtarmayı kenara koyalım. Türk futbolu gerçekten çok büyük bir kriz içinde. Ekonomimizde ortaklaşa sıkıntılar. Türkiye mesela Fenerbahçe'nin bir oyuncusu vardı biliyorsun. Şu anda Napoli'de oynuyor. Napoli buna 70 milyon euroya satıyor dünya piyasasına. Yıldızların arasına sokuyor. Biz bunu 12-13 milyona gönderiyoruz. Bu büyük farkın olmasının nedeni acaba kulüplerin yönetimsel hataları mı, iyi propaganda yapamamaları mı, yoksa profesyonel dünya piyasasında endüstriyel futbol içindeki yerimiz mi? Bunu düşünmemiz lazım. Bunları gidermemiz lazım. Hocam, bir şey duydum. Program başında konuştuk. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam etme kararı varmış Beşiktaş'ın ve bunu kısa sürede deklar edecekmiş. Sezon sonunda da Şenol Güneş'in başında olduğu yeni bir teknik ekip kurulacakmış. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Şimdi benim üzüldüğüm bir nokta var. Ben Şenol Hoca'yı takdir ederim, severim. Zaten benim dönemimde de vardı. Amiri takımı kalitesiydim. Şimdi Şenol Hoca bu başarılı görüntüsünü Trabzon'da sürdürse daha başarılı olmaz mı diye düşünüyorum ayrıca. Ama fark etmez. Profesyonel bir insanız. Her yerde çalışırız. Beşiktaş eğer bir geçiş süreci yaşamak istiyorsa niye Şenol'u bıraktı o zaman? Neden gönderdi ve neden onu almak için Önder'i kullanıyorlar? Bu genç hocanın başarısı devam ederse, başarılı görünürse niye devam etmesin diye de sormak lazım. Yani sezon sonu soracaksın bu soruyu bana, ben sana daha rahat cevap vereceğim diye düşünüyorum. Şimdiden eğer böyle bir proje varsa ya da öz kaynakla ilgili de başka bir proje varsa, çünkü ben bu işte görüşülen, teklif alan bir kişi olduğum için geçmiş dönemdeki 5 senelik çalışmama dayalı kurucular arasında çalışanların gecemi gündüzüme katarak hayatımın büyük bölümünü orada geçirdiğim şey üstlerinde çamurların içinde geçirip çocuklar yetiştirdiğim için bu konuşma hakkını kendim de görüyorum. Bugünkü genç nesil bunu bilmeyebilir. Araştırsınlar, öğrensinler. Yani 90 dakikaların sonucuna bakarak günlük ve anlık değerlendirmelerden vazgeçsinler. Bu bir ekoldür. Ekolünüz yoksa altyapınız olmaz. Altyapınız olmazsa futbolunuz olmaz. Şenol Hoca döneminde çok daha iyi bir milli takım kuruldu gibi geldi bana. Çok da sahiplendim. Senin mikrofonlarından çok dedim başarılı bir milli takımımız var. Avrupa finali oynayabilir. Hep bu düşüncedeydim. Ama o yetişen çocuklar, yurt dışından gelen çocuklar, iyi takımlarda oynayan çocuklar Türkiye'de isteğini veremedi. Mesela basit bir şey bugün de öğrendim. Burak bugün Fransa'da sayılan oyuncular arasında benim öğrencim. Burak'ı oradan alan, o altyapıdan, Antalya altyapısından üst yapısına alan, ilk defa oynatan, ilk defa forma giydiren benim. Niye kardeşim bunu korkuyorsun söylemeye? Yani bunu tespit eden, bunu çalıştıran, buna forma giydiren insandan bahsetmeyip sadece sanki Burak kendi kendine çıkmadı ortaya. Ve bugün Burak'ı beğenmeyen insan sayısı çok fazladır Türkiye'de. Peki. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Teknik direktör Adnan Niçer bir kez daha bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Devam edelim. Ben şimdi burada mesaj vermek istiyorum bizi dinleyenlere. Yani onun için birazcık konuşurken sen de çok nezaket gösterip sözümü kesmiyorsun. Aslında bir ders gibi konuşuyoruz biz ama mesela Elif Elmas bu değerli futbolcu çok çabuk Fenerbahçe'nin elinden çıktı. Fenerbahçe endüstriyel futbolun Türkiye'de en önemli temsilcilerinden biri. 8 senedir de şampiyon olan ne olmak için mücadele. 16-10'da 1 milyona gönderildi Napoli'ye. Napoli bunu dünyanın en iyi futbolcuları arasında koyuyor. 75 milyon lira istiyor. Bu fark, bu büyük fark kimin başarısı acaba? Demek ki Fenerbahçe'yi kastetmeyen üzerine alınması yönetiyle Türkiye'nin standardı endüstriyel futbolda bu. Yani biz bunu gidermemiz lazım. Yani değeri olan 75 milyon olan dünya standardı arasına giren oyuncular bize de gelse, bizde de yetişse dışarıdaki bakış açıları dışarıda oynamadan böyle görünüyor. Bir kere bunu düzeltmek için bir hamle yapmamız. Ekonomistleri, endüstriyel futbolu yönetenleri, teknik adamların dışında
bu işi yöneten yöneticilere kalır. Bunun için üst düzey profesyonel eğitilmiş insanlara ihtiyacımız var. Emirhan eğer 12 dakikada Beşiktaş profesyonel takımında Katar'da, üstelik bu da sorgulanabilir, Katar'da oynanan bir kupa maçında oyuna 12 dakikada kendini kabul ettiriyor, öteki oyuncuları unutturacak kadar bir başarı gösteriyorsa kendisini, acaba başka emirhanlar var mı yok mu ki veya olmuş mu? Niye onları görmek istemiyoruz, niye onları onlara etmiyoruz diye de bunu da sorgulamamız lazım. Yani bizim kendi kendimize sorular sormamız lazım. Niye biz böyleyiz? Niye böyle kalmışız? Sebep çok basit. Her olayı anlık ve günlük bakıyoruz. Maç bitiyor. Maç bittiği zaman tribündeki bugünkü gördüğüm kişiler, gençler özellikle genç derken bizden sonraki kuşağı tanıtıyorum bizim yaşımız gereği. Ben spor toto bile oynamadım hayatımda. Yani spor toto kağıdını alıp da şu maç şöyle bitecek diyen bir adam değilim. Çünkü futbolun üç neticeli bir oyun olduğunu, karşıda bir rakip olduğunu, rakibin de takım oyunu oynadığı takdirde, bizden daha doğru oynadığı takdirde maçı alacağını bilen bir kişi olarak onun ne durumda olduğunu eleştirsen de görsen de incelesen de sonuçta günlük bir hadise içerisinde o gün futbolcunun harikalar yarattığını ve kişisel futbolun öne çıktığı bir düzen içindeydik. Şimdi takım oyunu oturmaya başladı Türkiye'de. Ben bu bakımdan Avrupa'da oynayan futbolculardan oluşan Şenol Hoca'nın çalıştırdığı takımın çok başarılı olmasını bekliyorum ama Şenol Hoca çok başarısız bir süreç yaşadı. Beşiktaş'tan ayrıldı, belki gönderdiler, belki şartlar uymadı, başarı kazandı orada aslında, devam edebilirdi. Yani Türkiye'de her sene bir takım şampiyon olacak diye bir kural mı var? Yok. Şampiyonluk değil, takımın oynadığı oyun, tekamül ve yatırımlar önemlidir. Gelecek önemlidir. Geçmişten geleceğe yapılan eğitim önemlidir. Bir devamlılık önemlidir. Bunu yapamıyoruz. Bence burada Şenol Hoca, Adnan Hoca, Serpil Hoca, Hasan Hoca, Hüseyin Hoca meselesi yok. Burada devamlılığı sağlamayan bir yönetimsel arıza var. Onu belirtmek için söylüyorum. Bu yönetimsel arıza gençlerimize de. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. İsmini vermek istemiyorum. Yanlış olur. Propagandaya girer. Benim kapımı çalan bayan bir hanım. İki tane bayan çaldı. Bir tanesinin çocuğu ta Kahramanmaraş'tan kalkmış gelmiş. Bunu bir kez daha hatırlattım sana. Ve ben bu çocuğu aldım. Bir yere gönderdim. Bir hocaya, öğrencim hocaya teslim ettim. Onun altyapısında çalışırken şu anda genç milli takımda oynuyor. Yani kadın, benim çocuğum iyiymiş, bunu herkes söylüyor, lütfen ilgilenir misiniz diye ta Kahramanmaraş'tan bana geliyor. Anlıyorum. İstanbul'a eve geliyor, beni buluyor, evimin kapısını çalıyor. Rica ediyor hanıma, Adnan Bey'le görüşebilir miyim diye. Ve ben kendisine yardım edeceğimi söylüyorum ama Kahramanmaraş İstanbul arasında yaşı dolmadığı için 16-14-16 yaş grubunda ailesinin de burada olması gerektiğini söylüyorum. Ve bir hocaya gönderiyorum, yakın civarda görev yapan. Oradan da genç milli takım kampına davet ediyor. Şu anda genç milli oyuncu. Peki hocam. Bu kadının gayretinin sonucunda ortaya çıkan ve ciddi insanların eline düşen bir çocuğun bir anda bir yerdeki olması bizi ilgilendirmiyor. Bence bunu konuşsak daha doğru konuşuruz. Doğru. Peki. Yani, Türkiye'de Özgürcüğüm, senin gibi üst düzey inançlı insanlar bu mücadeleyi radyoda, radyo sporda sürdürüyor. Radyo sporu açan ve çalışan ve çalıştıran, bize bu şansı veren kişilere teşekkür ediyorum. Futbolun kalkınması için her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ancak bir bölümü Türkiye'de günlük düşünüyor. Yani maçın sonucuna göre yorum yapıyor. Bu kolay. Onun için ben yıllarca hep yönlendirmeye çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. Nefesim tükenene kadar devam edeceğim. Ama bir gerçek var. Türkiye'de kaliteli hocalar da var, kaliteli düşünen yöneticiler de var. Bizim sadece yasalarımızda, kulüp yasalarında boşluk var. Bu boşluğun giderilmesi, futbolun bir eğitim olayı olduğunu, eğitimin de bugünkü halı sahalarda olmadığını, halı sahalarda isim değiştirerek kulüplere bağlı gibi görünen küçücük yerlerdeki eğitimin yeterli olmadığını hatırlatmak istiyorum. Futbol
gerçeğine uygun yetiştirilir ve oynanırsa büyür. Peki. Yani bu bakımdan sana teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mücadelemize, futbolun kalkınmasına her zaman yardım ediyorsun, önderlik ediyorsun, imkan veriyorsun. Estağfurullah hocam, ne demek. Topluma duyurmak için mesajlarımız gidiyor. Yanlışlarımız olabilir ama bir gerçek var. İddia ediyorum, ben açık açık söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Emirhan gibi 12 dakikada kendini Türk toplumuna, Beşiktaş gibi bir camiaya kabul ettiren bir gencin olduğu bir ekol gözden geçirilmeli. Çok ciddi iyi başarılı sonuçlar olacağız demektir. İyi çalışmalar dilerim hocam. Şimdiden iyi hafta sonları. Teşekkür ederim katıldığınız için. Sana da teşekkür ederim. Her zaman başarılı yayınlarını dinliyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikteydi. Değerli Dinçer, Galatasaray'a önerilen bir forvet vardı. Hertha Berlin'de oynayan Polonyalı Piatek. Fiorentina ile anlaşmak üzere Floransa kentine indi az önce ve Fiorentina'lı yetkililer kendisini karşıladı. Muhtemeldir ki oraya imza atacak. Peki Galatasaray'da yarın oynanacak Giresunspor maçı öncesi son durum ne? Transfer çalışmaları başladı mı? Zaten hali hazırda yürüyen bir transfer çalışması vardı ama somut adımlar atıldı mı? Bunu kastediyorum. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı, Galatasaray bölümümüzde detayları konuşacağız. Onur hoş geldin. Buluk Özgür, yayınlar kolay gelsin. Ben de iyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Çok sağ olasın. Ne diyorsun, belliydi değil mi? Piatek önerilmişti Galatasaray'a bazı aracılar tarafından ama sonuç itibariyle Galatasaray çok istekli davranmadı bu konuda. Kesin, yani menajer tarafından önerilmişti Galatasaray'a. Evet, çok istekli davranılmadı ama mevcut şartlar da tabii ki biraz zorladı Galatasaray'ı buna. Hem yabancı kontenjandaki tabii ki sıkıntı, hem ekonomik problemler, hem de forvet kontenjanında 3 tane oyuncunun olması ve Cagney'in gönderilememiş olması Galatasaray aslında böyle bir seçeneğe gitti yönetimi. Şartlar aslında mevcut olsaydı hem ekonomik anlamda hem kontenjan anlamında Fatih'in istediği bir oyuncuydu aslında Piatek ama bir süre bekledi menajeri. Ardından da zaten önce Genoa ile eski kulübüyle masaya oturdu. Sonra Fiorentina ile görüşüp transferi gerçekleşti bugün resmi olarak Piatek'in. Peki. Transferi resmi olarak gerçekleşti Fiorentina kulübüne. Peki transferde Galatasaray'da son durum ne sence? Şu anda Galatasaray'da aslında yaprak kımıldamı ödesek yeridir Özgür. Yani tabii bunun belli başlı sebepleri var. Öncelikle tabii ki Başkan Elmas ve yönetim Fatih Terim arasındaki mevcut gerilim, mevcut sorunlar. Şu anda transferi biraz da ikinci plana itmiş durumda. Aynı zamanda ekonomik anlamda yaşanan bir problem var. Galatasaray kulübünde ve yönetim burada bir oyuncuyu elden çıkartmadan transfer yapmaya tek sıcak bakmıyor. Yani bir kaynak yaratmadan Başkan Burak Elmas yeni bir oyuncu transferini istemiyor. Dolayısıyla kontenjan problemi de var ve tüm bunları birleştirdiğimizde Galatasaray için aslında transfer beklenenden çok daha ağır ilerliyor şu anda. Sadece Gaston Fernandez üzerinden şu anda bir görüşme yürütülüyor Benfica kulübüyle. Buradaki amaç da zaten Gustavo Asuncion'un sözleşmesinden çıkıp kiralık sözleşmesinden oradaki kontenjanı Gaston'a doldurmak gibi bir düşünce var Galatasaray'da. Şu anda Gaston'un bonservisi için pazar aktarışı sürüyor. Ancak burada da ben görüşmelerin hızlı ilerleyeceğini tahmin etmiyorum. Yani Galatasaray yönetimi burada maliyeti olabildiğince düşürmek için transferin son gününe kadar sıkı pazarlıklarını sürdürecektir. Yani dolayısıyla şu anki mevcut şartlarda Galatasaray için transfer oldukça hareketsiz geçiyor diyebiliriz. Tabii önümüzdeki günlerde kadrodan gönderecek isimler olabilir. Bu durumda daha farklı şeyler konuşabiliriz ama mevcut durum çok iç açıcı değil Galatasaray açısından. Anlıyorum. Kadrodan gönderilecek oyuncularla da ilgili doğal olarak bir gelişme yok değil mi? Şu anda Luyendama konusunda sadece Ankara kulübüyle büyük oranda bir anlaşma sağlandı. Yani biz Luyendama büyük ihtimalle yarın son kez Galatasaray'ın kadrosunda olacakmış gibi duruyor. Hı-hı. Ancak tabii ki bu yönetim... Sakatlı aslında... geçti değil mi Onur? Geçti, evet. Luyendama idmanları şu an takımla beraber başladı. Hı-hı. Fakat burada yönetimin asıl hedefi Luyendama'dan ziyade Feghouli ve Ryan Babel. İki oyuncunun çünkü yüksek maliyetleri var. Babel'in 1,5 milyon euroya yakın bir şu anda maaşı var Galatasaray'dan alacağı sezonun ikinci yarısı için. Feghouli'nin de 2 milyon euro. Yönetim bu iki futbolcuyu elden çıkarıp bu maaş yükünden kurtulmak istiyor. Ve bu parayı da transferle kullanmayı hedefliyor Galatasaray. Ama dediğim gibi şu anda ne Babel konusunda ne Feghouli konusunda kulübe ulaşmış bir teklif, yapılan bir görüşme yok. Bu iki oyuncu da gitmeden Galatasaray'ın Gaston Fernandez dışında bir hamle yapması zor gözüküyor şu anda.
Anlıyorum. Bakalım onlar gidecek mi? Yarınki maçta Galatasaray'da Covid vakalarından dolayı eksikler çok. Aynen. Ne diyorsun? Nasıl bir düzenleme yani yapacaklar? Sadece Covid değil, sakatlıklar, cezalar. Önce istersen eksikleri bir sayalım. Tabii. Liste bayağı bir uzun. Fernando Muslera biliyorsun zaten uzun süreli bir sakatlığı var. O yarın yine forma giyemeyecek. Aynı şekilde Cagne'de ameliyat olmuştu. O da takımdan ayrı. Onun dışında dediğin gibi Covid vakaları var. Florya'da Taylan Antalyalı, Patrick Vananold, Alparslan Öztürk ve yedek kaleci Fatih'te yarınki maçta testleri pozitif olduğu için forma giyemeyecek. Marka ve Kerem takımın iki kilit ismi cezalı, Sarıkar cezalısı. Onlar da yok yarın. Onun dışında da Feguli ve Mustafa Mehmet'te artık Afrika Kupası'nda takımlarıyla beraber. Dolayısıyla Galatasaray'da 10 futbolcu yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak. Hem zaten bu bir sıkıntı yaratıyor Florya'da, artı tüm haftayı Galatasaray Giresunspor maçından ziyade Burak Elmas Fatih Terim gerilimiyle geçirdi. Bu da takım olumsuz etkiledi açıkçası. Kafa anlamında Galatasaray yönetiminin ben çok maça konsantre olabileceğini düşünmüyorum. Yani bu hafta içinde bu maçtan çok sürekli Fatih Terim ve Burak Elmas gerilimi konuşuldu. Zor şartlarda Galatasaray çıkacak yarınki maça. İstersen muhtemel 11'de verelim. Tabii. Şu anki mevcut oyunculardan. Ekare'de İsmail Çipe oynayacak yarın. Şu andaki Berk'le beraber eldeki iki kaleciden bir tanesi zaten İsmail Çipe. Çok fazla bir seçeneği yok bu konuda Fatih Terim'in. Onun dışında savunmanın sağında Sasha Boy iyileşti. 4-5 gündür takımla beraber idmanların tamamında yer alıyor Sasha Boy. Ancak hem fizik olarak maç eksiğinin olması hem de yeni bir sakatlık riskinden onu korumak adına ben yarınki maça da Fatih Terim'in Oğulcan Çağlayan'la savunmanın sahanda başlayacağını düşünüyorum. Sasha Boy'la ilerleyen dakikalarda oyunda göreceğiz mutlaka. Savunmanın solunda Vananolt'un Covid nedeniyle olmayacak olmasından dolayı Ömer Bayram forma giyecek, bu kesin. Savunmanın ortasında Patrick Nelson'un partneri kim olacak? Çünkü Marka cezalı, Alparslan da Covid. Lüyendama evet iyileşti ama Fatih Terim şu anda Lüyendama'nın hem mental açıdan da çok fazla iyi durumda olduğunu düşünmüyor. Çünkü bir ayrılık söz konusu. Bu yüzden de Işık Kağan Aslan'ı yarın Nelson'un yanında görmeyi tahmin ediyoruz. Son Denizspor Kupa maçında yarım saat oynamıştı ve ben çok beğenmiştim performansını Işık Kağan'ın. Büyük ihtimalle yarın Nelson'un yanında Işık Kağan olacak 20 yaşındaki stoper Galatasaray'da. Ortalarına geçecek olursak Berkan takımın banko ismi 6 numara pozisyonunda. Onun önünde ben Aytaç'ı bekliyorum yine. Son haftada oynanan Antalya Spor maçında Aytaç ilk tek ligde ilk 11'de oynamıştı. Performansını ben oldukça tatmin edici bulmuştum. Fatih'in en memnun kalmış Aytaç'tan. Yarınki maçta yine Aytaç 11'de olacaktır. Aytaç'ın yanında da Aleksandr Çıkaldoğlu ilk 11'de olacak. İleri hatta geldiğimiz zaman ise Galatasaray'ın şu anda sıkıntılı bölgelerinden bir tanesi. Sağda Morusan'ı bekliyoruz. Solda normal şartlara Babel derdik ama Babel ile ilgili de ayrılık durumları var ve Fatih Terim son iki maçta da, resmi maçta da Babel'i kadroya almamıştı. Dolayısıyla orada Barış Alper Yılmaz'ın ben oynamasını bekliyorum. İleri Uçta'da şu an eldeki tek santrafor Halil Dervişoğlu forma giyecek. Dediğim gibi yani Galatasaray hem mental olarak hem kadro anlamında sıkıntılı bir maç bekliyor yarın. Giresunspor'da ligin en dirençli, en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi. Zor bir maç olacak Galatasaray açısından her anlamda. Onur, verdiğin bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Eyvallah size. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları. Hafta başında saat tam 15'te. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.